Merhaba. Merhaba Nazım da niye yolumu kesiyorsun? Yolumu kesmiyorum Çiğdem. Yolumuzu açmaya çalışıyorum. O ne demek, ben bir şey anlamadım ya. O şu demek, nikahtır, nişandır, şu işleri bir karara bağlayalım da Erman denilen tarih öncesi yaratık neyin ne olduğunu anlasa. Burada neyin ne olduğunu anlaması gereken biri varsa o da sensin Nazım Efendi. Ya etrafta bir tane öğrenci görüyor musun? Bas git şimdi, hocanla baş başa özel bir şey konuşacağız. Hadi be, senin olduğun yerde ne özel ne de güzel bir şey olur. Karışma. Ben buraya Çiğdem'le konuşmaya geldim. Çiğdem. Çiğdem bak, seni hala çok sevdiğimi biliyorsun. Lütfen ne olur şu kımı zararlısına gereken cevabı ver de gitsin başka kapıda dilensin. Hadi. Ha, arkadaş demek ki neyin ne olduğunu merak ediyor. Çiğdem hemen evleneceğimiz tarihi ver. Hatta şimdiyi ver. Çünkü ben seninle hemen evlenmeye hazırım. Sen hazırsan ben haydi haydi hazırım. Çiğdem illa bir nikah tarihi vereceksen bana ver. Hadi. Evet söyle artık kiminle evleneceğini de arkadaş boşu boşuna beklemesin. Söyle Çiğdem. Söyle de bu angut kuşu anlasın. Gerçekten gönlünde kimin olduğunu. Demek benden düğün tarihi duymak, evlenmek istediğim erkeğin kim olduğunu öğrenmek istiyorsunuz, öyle mi? Evet. O zaman söylüyorum. Düğün tarihim çıkmaz ayın son çarşambası. Evlenmek istediğim erkeğe gelince ikiniz de değilsiniz maalesef. Oldu mu? Ya Erman sen bunu bilirsin. Sor baba. Hiçbir iş yapmayan, boşta gezen. Ben bilirim ha. İyi peki yaz baba. Aylak. Ha, aferin bak kişi kendini bilmesi kadar güzel bir şey yoktur. Aferin sana bildim. Evet. Yani İbrahim hani sabah sabah tartışmayalım diyorum ama. Neresi aylakmış benim oğlumun? Ya anneciğim boş ver babama niye kızıyorsun? Ya ben eşek gibi çalışmama, öğrencilik yapmama, o kadar didinmeme rağmen babamın Türkçe sözlüğünde olumsuz anlama sahip bütün sıfatların karşılığıyım. Hmm, eşek gibi çalışıyormuş. Ulan eğer okulu bitirseydin bugün yüksek mimardın ama nerede sende öyle şeyler? Babacığım sen hiç dert etme. Ben zaten yüksek mimar da olsam senin gözünde alçak mimar olurum. Hay Allah. Yani mesleğin iyisi kötüsü olmaz. Sen babana bakma boş ver evladım. Boğazımızdan haram lokma geçmiyor ya. Sen ona bak. Ya ben onun mesleğine bir şey demiyorum ki. Üniversiteyi bitiremedi. Adam olamadı. Onu söylüyorum. Babacığım rahat ol sen. 4 sene kaldı. 4 sene sonra adam da olacağım. Ha bu arada o beğenmediğin dönerci dükkanımız var ya. Onda bir takım böyle küçük tadilatlar yapacağız. Ruhsat falan senin üstüne ya. Bazı belgeleri imzalaman gerekiyor. Hey getir kağıtları imzalıyorum tamam. Sinan belgeler hazırlanınca getirecek. Erman öyle fazla yıkımlı dökümlü bir şey değildir umarım ha? Yok anneciğim böyle duvar mı var bir şeyler var da yani ne yaparsan yap izin alman gerekiyor ondan. Günaydın. Hey. Günaydın kızım. Günaydın. Geç kalmadın mı kahvaltıya? Yok kahvaltıya geç kalmadım da dedenin 7.30 fırçasını kaçırdın. Ama rahat ol. Akşam 20.45 fırçasından önce uzun bir özet geçiyor orada yakalarsın. İbrahim bırak artık şu bulmacayı. Ya 2-3 kelime kaldı bırak bitiyor zaten tamam. Sor baba sor bana uyan bir şey yok mu böyle derbeder, dembel, sorumsuz, kifayetsiz falan sor. Ben bakıyorum dur. Söyle bakayım. Eşeğin yavrusu. Acaba orada Sıpa'nın babası kim diye de bir soru var mı? Aşk olsun bile. Yani sen bana şimdi eşek mi demek istiyorsun? Aa İbrahim Bey aşk olsun estağfurullah hiç öyle şey olur mu? Ama sen oğluna sabahtan akşama kadar Sıpa diyerek zaten kendi kendine söylemiş oluyorsun öyle değil mi? E ne yapayım Sıpa? Tamam tamam tartışmayın tamam babacığım ben Sıpa'yım istersen şurada bir de anırayım. Ay yok bu saatte. Ya komşulara yazıktır, ayıptır, günahtır yapma. Sen sırıt sırıt sırıt. Ha, Yağmur Hanım affedersin ben Sıpa'ysam sen ne oluyorsun? Ben... İbrahim Yılmaz'ın biricik torunu Yağmur Yılmaz oluyorum. Aferin yavrum benim. Şuna bak ya.
Katıra baban kim demişler? Dayım at demiş. Sen laf sokmaya devam et bakalım. Okula birlikte gideceğiz biliyorsun değil mi? İyi. Gayet de birlikte gitmeyeceğiz her zamanki gibi. En azından okulda birlikte olacağız. Değil mi? Okulda birlikte olacağız. Sen, ben, Çiğdem Hoca. Şşş! Şantaj yapma, şantaj yapma. Ne olmuş Çiğdem'e? Anneciğim Çiğdem'e bir şey olduğu yok. Çiğdem dekan olmuş, dekan. Hadi bırakın bu konuyu, çaylar soğuyor, hadi. Pardon. Ne yapıyorsunuz siz? Öf arkadaşım ya! Çıksana önümüzden! Dikildiğin notların önünde Hürriyet heykeli gibi hiçbir şey göremiyoruz ya! Ama neden arkadaşınla bir anda öyle şeyler söylüyorsun? Bakamayınca. Tamam. Hay gel gel. Bırakayım sen. Kıyamam sana. Gel bakayım. Ama ne dediklerini duydun. Ben bana ne dedi Asiye? Ya sen boş ver onu. Senin niye canın sıkın? Onu söyle bana. Ne sıkkını ya? Bir not benim canımı asla sıkamaz. Benim canımı sıkacak not daha anasının karnından doğmadı be. Ya babam dedi. Sen eşek adamsın dedi. Mimar da olsan eşek kalacaksın dedi. Ne kadar haklıymış canım babam benim. Hoppala ya Tahsin ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Ne yapıyorsun abi? Yani bir düşük not aldım diye dünyanın sonu mu? Yapma gözünü seveyim ya. Ya ben bu notlarla bu okulu bitiremem arkadaş. Ya oğlum boş ver ya. Ya bak hadi gel. Ben sana şöyle güzel bir beste yapayım ha. Kardeşin sana güzel bir beste okusun ha. Ya bırak beni kötü notlarımla acılarımla baş başa bırak. Şuraya bak. Bir tek düşük not sen aldın sanki. Biz çok yüksek aldık değil mi? Nankör! Kimi teselli ediyorum iki saattir? Düşünceli gördüm sizi ya. Notlar biraz kötü galiba. Bu durumda öğrenciler ne yapmalı? Kötü mü? Kötü de laf mı? Yani sıfırdan daha aşağıda bir not olsa onu vermek lazım bazılarınıza. Ama dua edin ki en alt sınır sıfır yani. İnsan gibi insan. İnsan mı dedi? Pepe, 20 ne ya? Of. Bu ne ya? Çık git, çık git. İkisi. Gördün mü notunu? Hı, gördüm hocam. Hı, gördüm. O kadar netti ki yerden gördüm hatta. Hı. Ya, ya. Bu işler öyle anlamsız zıpır besteler yapmakla olmuyormuş, öyle değil mi? Ama hocam yani şimdi... Sus! Hocam ama milletin içinde... Sus! Siz de ayağınızı denk alın. Bu girişle bitmez bu okul, ben onu söyleyeyim. Öğrenci gibi olun. Ya hocam ama siz de yani daha okulun ilk dönemi tarımsal geometriden sınav yapıyorsunuz ya. Bu reva mı ya? Hak hukuk var bu ülkede ya. Oğlum o tarımsal geometri değil bir kere. Tasarı geometrisi. Ya. Daha konuları bile bilmiyorsun. Ya tasarım geometrisi ya ben dilim suçtu ya ben. Çok hafife alıyorsunuz okulunuzu çok. Yani bu zor bir şey değil ki. Şu haytalığı bırakıp okula gelseniz öğreneceksiniz hepsini. Daha bu kafayla bir baltaya sap olamazsınız ben söyleyeyim. Sıfır beş üç olan var mı? Arkadaşlar sıfır beş üç olan var mı? Ya bir sıfır beş üç yok mu kimsede? Ya dur be diyor ki Allah sen zaten ortalık karışık ya. Al sıfır beş üç al. Kendin bak. O kadar. Kendin gör ve sonra yanımıza gel. Biz dışarıda bekliyoruz.
Yazgan, ben bu notlarla yaşayamam kardeşim. Hakkını helal et. Kasım, ne yapıyorsun ya? Ya uçunca geldi ya. Ya ben ölmeyi bile beceremiyorum. 07 ucu olan var mı? 07 ucu olan var mı? Arkadaşlar, bir 07 uç lazım. Görüyor musun 07 Çiğdem'i ya? Ya daha ilk sınavdan yaktı başımızı. Yani kesin geçer not alırız ama ne bileyim çok puan kırmış ya. Aa, alamadım ya, yuh bana. Aa, alamadın mı Asiye? O kadar çalışma çalışma sonra alma bekle. Vallahi pes yani. E sen sanki yüksek not aldın Buse. Evet ya, ben DD aldım ya. DD aldım dedeme nasıl söyleyeceğim ben ya? İsmine kafiye olsun diye mi aldım diyeceğim yani? Tamam, söylemezsin. Düzeltince söylersin. Ay ben senin tipini ya. Tatlı şeye bakar mısın ya? Ne güzel fikirler veriyorsun. Doğru, düzeltince söylerim. Tamam. Yani sen yine de şey yapma, üzülme. Öyle bırakma kendini, tamam mı? Ben bırakmıyorum ki. Hoca beni bırakıyor. Bu da saf mıdır nedir ya? Evet, hoca bırakıyor. Hoca bırakıyor. Kime bırakıyor ya? Kimse beni bir yere bırakamaz. Ben Antalya kızıyım. Eğer birisi beni bir yere bırakacaksa evime bırakabilir. Duydunuz mu? Kimse sallamadı beni ya. Tamam, sakin ol. Elimi sarılalım ya. Ama bir sıkmayın ya. Zaten notumuz düşük ya. Ya bittim abicim ben, bittim. Babam benden yarın transtrip bekliyor. Ne bekliyor? Transtrip. Transtrip ne oğlum ya? Tebrik ederim seni Tahsin. İngilizceye yepyeni bir kelime kazandırdın şu an. Niye abi? Öğrenci işlerinin verdiği kağıda transkript demiyorlar mı? Demiyorlar abicim. Transkript diyorlar. Ama neyse ne. Babam gelmiş okula sormuş soruşturmuş. Demiş ki ben oğlanın notlarını nasıl öğrenebilirim demiş. Onlara demişler ki biz demiş sınavlardan sonra ara karne gibi transkript veriyoruz demişler. Babam şimdi benden onu bekliyor ya. Babam bu Çiğdem'in verdiği notları görürse var ya kesin alır beni okuldan. Ya oğlum tamam sakin ol, bunlar daha ilk sınavlar ya, çalışırız düzeltiriz. Ha düzeltirim sakin abi. Babam o notları görürse var ya beni öyle bir yamulttur ki okuldaki bütün çocuklar toplansanız beni düzeltemezsiniz. Gel! Trans de gel! Hepsi AA, hepsi onaylı, mühürlü, baskılı. Orijinal transkrip, transkript de gel! Hepsi imzalı, onaylı, AA'lı. Dekandan orijinal transkript. Gel! Gel! Merhaba. Transkripte bakabilir miyim? Bakarsın da şöyle bir uzaktan. Sakin. Ya imza mühür gerçek mi? Oğlum ben ne diye çığırıyorum 2 saattir? Bu ne bu? Bildiğin dekan. İmza, mühür, hepsi AA. Adını soyadını yazıyorsun. Bitti. Okulun artık onör dereceli öğrencisi oluyorsun. Kaç para bu? Sana 50. Ya 50 olmaz, biraz indir. Oğlum bende pazarlık yok. Saçma sapan konuşma. Adamın asabını bozma. 50 dedim, bitti. İyi o zaman, tamam ya. Göreyim canlıyı, hadi. Al al. Devam çek, hadi. Bas git. Uzak, tanımıyorum beni. Tanımıyorum beni! Gel, mühürlü, dekan onaylı. Ne bundan kardeşim? Ne oğlum, transkript? Çakma mı? Oğlum doğru konuş, ne çakması? Bildiğin dekan onaylı transkript. Oğlum sen hasta mısın lan? Sen öğrenci işlerinden mühürü çalıp dekanın imzasını mı taklit ettin? Oğlum ne bağırıyorsun lan? Ne bağırıyorsun? Ha? Sen beni nitelikli dolandırıcılıkla mı suçluyorsun ha? Sen bana belgede sahtecilik mi yaptı diyorsun? Sen bana kooperatif mi kurdu diyorsun? Sen ne yapıyorsun oğlum? Oldu olacak, al eline mikrofonu, yazgın alısını kesiyor de. Ha? Bağır. Yazgın alısını kesiyor diye bağır. Ben arkadaşlara hizmet ediyorum. Onlar da benim sanat hayatımı sponsor oluyor. Bu. Süpermiş abi bu. Şimdi ben bunu alsam babama göndersem babam hiç anlamaz değil mi? Bütün notlarımı AA sanır. Hiç sıkıntı olmaz. Hepsi AA. Bak mühür. Bak onay. Al aileni mutlu et. Tamam ben alayım o zaman ondan. Al. Alayım, canlıyı alayım. Al 50. O ne oğlum? Yazın çocuğa 50 dedin ya. Sen beni hiç dinlemiyorsun ya. Senin serbest piyasadan falan da zaten haberin yok. Oğlum o az önceydi. Şimdi elimde 3 tane kaldı. Pahalandı. 100 lira şimdi. Ne bu ya? Benzin gibi habire artıyor. Yazgan sen de abarttın ama oğlum. Versene çocuğa bir tanesini ya. Zaten çocuk sabahtan beri panik. Babama ne diyeceğim diye. Ver bir tanesini işte. Bilecek kardeşim. Serbest piyasayı bilecek. Dövizi bilecek. Kuru bilecek. Kaç para şu an dolar? Bilmiyorum ki. 2.044. Bileceksin bunları. Paran varsa bileceksin. Bitti. Bu kadar. Ya tamam ya alayım. Şimdi babam tabularımı yıkmadan almasın beni okuldan yeter ki. Göreyim canlıyı. Gel transkripte gel. Of. Ya kızlar ilk sınavdan böyle not almamız beni çok üzdü açıkçası ya. Hani ben böyle Trabzonspor gibi yüksek puanlarla dönmek istiyordum bu sınavdan. Ama ne yapalım? Bir dahakine daha çok çalışacağız. Yükselteceğiz notlarımızı yani. Tamam biz şimdi bunu boş verelim de önümüzdeki sınavlara bakalım.
bakın. Önümüzde daha matematik sınavı var. O çok daha zor. Çalışmamız lazım. Çok daha kazık yani. Hakikaten ya. Ya keşke nerelerden sorabileceğini bilseydik. O zaman o bölümlere çalışırdık. Daha yüksek not alırdık. Aslında şöyle bir şey var. Üniversitede genelde son 5 yılda çıkan sorular çıkıyor. Yani sorular hep genelde birbirine benziyorlar. Sonuç olarak müfredat aynı müfredat, sınav aynı sınav. Eski yılların sorularını ele geçirebilseydik keşke. O zaman o bölümlere çalışırdık işte. Bilirdik nereden soru geleceğini. Kızlar. Ne oldu? Benim aklıma bir fikir geldi galiba. Hadi alın şunları ya. Hadi aa onaylı alın. Transkript var mı sende, doğru mu? He doğru. Kaç lira? 100 lira. Demin 50 almışlar. Oğlum ona bakarsan senden 2 önce gelen 30 liraya almıştı. Hadi 75 olsun. Yok bende pazarlık yok, kurumsalım ben hadi. Hadi 80 olsun. Oğlum pazarlık yok, vuracağım şimdi ağzına. 90 olsun bari. Bir tane koyacağım şöyle fakir sümü gibi yapışacağım duvara. Tamam ya hemen bağırma, zaten bir 100 liram var. Ver hadi bir tane. Allah Allah müşteriye tribe gel. Fiş fatura? İstemez. İstesen de vermem ki zaten. Uza hadi. Şş, beni tanımıyorsun ha. Beni tanımıyorsun. Uza! Al parayı ver trans tribe. Bu ne oğlum ya? 100 lira dedin ya abi. Ben az önce seninle ne konuştum abi? Döviz dedim, dolar dedim, kur dedim, serbest piyasa dedim. Ha? O az önceydi oğlum. Şimdi pahalandı. 150 lira oldu bu. Yani sen de ha? Benzinden beter çıktın sen ya. Ya Yazgan versene oğlum işe çocuğa bir tane, Allah Allah. Yok abi yok, satmayacağım. Bitti, satmayacağım. Saygı yok, bir şey yok. Teşekkür ederim, satmıyorum, bitti. Ya tamam tamam, ver. Satmayacağım abicim, uzayım. Satmayacağım. Ya tamam alacağım, ikisini de alacağım hatta. Yok hayır, hayır abi, sonra adım para gözü çıkıyor. Hayır, uğraşamam sizi, hadi. Ya niye çıkıyor acaba? Al işte bak, satmayacağım abi, teşekkür ederim. Kapattık, hadi. Ya tamam, ver ikisini de ver hadi, ver. Yok. Yazgan ne olur, ihtiyacım var buna. Tamam, alayım, canlıyı alayım. Bir tane de şimdi, dur. Tanesi 150 idi, iki tanesi 300. Bu ne oğlum? Bir tanesi 150 olunca iki tanesi... Bu ne oğlum bu? Bu ne? 300 lira işte, ikisinin parası. Tahsin'cim bak anlatamıyorum galiba. Senle konuşurken arada zaten bir tane kaynadı gitti. Son kalan şimdi 300. Ne yani, 450 mi yapıyor? Aynen öyle. Ama dur. İyice beni cinnet geçireceksiniz, dur. Ben yine de senin Yazgan kardeşin olarak sana bir indirimim olacak. 350. 350 son. Bir gram aşağı inersem köpeğim. İyi tamam ya. Bak kimse de duymasın bunu ha. Yandaki cimcoz duyuyor ama. Al. Fiş fatura? Yok ver, öyle ver. Ya şeyle ver, kılıfıyla ver. Hadi jelatin de benden ikram olsun hadi. Güzel. Hadi size çay ısmarlayayım. Vay. Nereden bu bonkörlük? Oğlum sen ne garip adamsın ya. Oğlum iş başka, arkadaşlık başka. Hadi gel. Gel oralet ısmarlayayım sana. Yazgan. Bu BH'lar niye var? Hey hadisene yalnız dövdün hiç atlattın adamı ya. Ne buldun? Ben bu matematik sınav sorularını kimden bulabileceğimizi biliyorum. Kimden? Tahmin edin. Öyle hemen armutmuş ağzıma düşüyor. Kazıra konmak yok. Ya kimden kimden? Tahmin edin. Ya okuldaki hocalardan biri mi? Asiye saçmalama. Hoca niye sınav sorusu versin? Tamam. İpucu veriyorum. Hazır mısınız? Kendisi şahsen bizzat bu okulda öğrenci. Hmm. Üst sınıflardan biri olabilir mi acaba? Gibi. Tamam bulamadık işte. Söyle artık. Tam söylüyorum. Hazır mısınız? Evet. Hazır mısın? Hı-hı. Açıklıyorum. Hadi. Desperado. Ne? Desperado mu? Evet. Sonuçta kendisi 8 senedir bu okula değil mi? İlla mutlaka vardır matematikte çıkmış sınav soruları. Ne işimize yarayacak bu hamsi kafalı bizim? Ne işimize yarayacak? Söylüyorum. Birimiz gidecek. Ve sınav sorularını ondan isteyecek. Aa! Kim acaba? Hiç fark etmiyorum kimi söylediğinizi. Bana öyle bakmayın ya, bakmayın ya. O desperado denen şey kafalı insan benim kalbimi kırdı. Duygularımla oynadı. Sen neden bu kadar abartıyorsun anlamadım ki ben. Ya sonuçta bu çocuk senden hoşlanmadı mı?
Demek ki bu çocuğun sana karşı bir zaafı var. İşte biz de onu kullanalım diyorum. Ya kullan at yani. At! İşte bak ben şey kafalı dedim ya aslında, at kafalı bir insan. Bu da buraya cuk oturdu. Yok, yok. Tehlikeli bu uşak bu. Yani olmaz. Hem Buğz'a giderse benim aklım kalır onda ya. Bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Bu aslında intikam için çok güzel bir fırsat olabilir. Bütün cazibemi kullanacağım ve desperatayı kendime aşık edeceğim. Sonra soruları alacağım ve onu at gibi ortada bırakacağım. Bir şey söyleyebilir miyim? Kulağa çok güzel geldi. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Böyle söyleyince olabilir, olabilir. Hı-hı. Evet. Tamam. Ben şimdi bunu nerede bulacağım peki? Ya ne yapacağız biliyor musun? Bak planımız şu. Alo Nazım, geldim ben. Ha canım geldin mi? 3 numaralı bina var. 3 numaralı bina mı? Girişten düz yürü. 3 numaralı bina var. Onun hemen yanında öğretim görevlileri kantini var. Tamam canım, tamam geliyorum. Ay bulurum ya, bulurum. Hadi kapat, görüşürüz. Sorayım birine. Ay. Hello, hello, hello. How are you canım? 3 numaralı bina nerede acaba? Hemen şurada teyze. Thank you, thank you canım. Ay salak. Gene teyze dedi ya. Arkadaşlar selam. Bir şey konuşacaktım da sizle. Bir toplanın da bir şey anlatacağım ha. Kime diyorum, alo? Ya Yazgan kardeşiniz her zaman olduğu gibi beste yazdı. Her okul gününde olduğu gibi. Bak şimdi okuyacağım parçayı akşam yazdım. Konudan şöyle bahsedeyim size. Dünyada bizi böyle meşgul eden, nefret ettiğimiz en önemli iki şey vardır. Bunlardan bir tanesi aşk acısıdır. Diğeri de ki benim başıma çok musallat olmuş bir şey, serçe parmağı acısıdır. Yani serçe parmağı acısı da hani böyle kapının kenarına vurursun, duvara vurursun, böyle çok acır ya. Ben bu iki acıyı da böyle harmanlayıp serçe parmağımdır diye bir parça yazdım. Onu okuyacağım size eğer müsaitseniz. Tamam, direkt şarkıya geçiyorum ben. Neyse ritim vereyim ben. Bu benim parmağımdır. Serçe parmağımdır. Parmağı kapıya vurursan eğer o senin aptallığındır. Parmağı kapıya da vurursan eğer o senin aptallığındır. Bu benim parmağımdır. Serçe parmağımdır. Aşk acısına iyi gelen tek şey yüzük parmağıdır. Aşk acısına da bastıran tek şey yüzük parmağıdır. Bu benim parmağımdır. Serçe parmağımdır. Parmağı kapıya da vurursan eğer bu senin aptallığındır. Serçeyi nereye gidiyorsunuz? Sanatadım saygınız yok. Siz kimsiniz kim? Sıfatsızlar! Vicdansızlar! Nasıl, beğendiniz mi şarkıyı? Hangi şarkıyı ya? Oğlum ben daha demin ne yaptım orada? Kime öttüm ben o kadar parçayı? Oturduk biz transkriplerimize bakıyoruz ben. Neye baktın? Transkriplerimize. Transkrip. Transkrip, transkrip. Transkrip. Ha, söyleyemediğin şeye bakıyorsun 3 saattir değil mi? Biz de orada boşu boşuna öttük ha. Bunun için mi? Benim sanatımı bunun için mi heba etti? Şu 3-5 not uğruna ha? Ya bu 3-5 dediğin not var ya. Büyük şirketler transkribi mükemmel olan öğrencilere 1.000 lira burs veriyorlar. Bundan haberin var mı? Şu transkriplere 1.000 lira burs veriyorlar şunlara. Alayım. Ama sırf AA olanlara söyleyeyim ben. Tahsin! Tahsin! Resmen ormana çağırdı beni bu Nazım ya. Nerede? Kaybolacağım da. Ali. Ne haber canım? Canım hoş geldin, hoş geldin. Ya kusura bakma, seni de böyle dediğin gibi ormanın ortasına getirdim ama yani Aylin, çok acil konuşmamız lazım. Aynen Nazımcığım, konuşmamız lazım. Dur bir dakika. Başımızdaki dert çok büyük Nazım. Ya sen yıllardır ortada gözükme. Sonra der gibi ortaya çık. Ya bir de bütün planlarımı bozdu boy devlesi ya. Erman mı?
Bir dakika Nazımcığım, yani ben işin başından söyleyeyim. Ben Erman'ın geri dönmesine gayet memnunum. Boyu falan devrilmesin. İşin bir de o tarafı var, haklısın. Yani Erman'ın aniden ortaya çıkması benim işime yaramazken senin bir hayli işine geldi. Aynen öyle. Karışık bir durum. Karışık bir durum. Ama kabul edersin ki artık sorun ikimizin ortak sorunu. Kesinlikle öyle Nazım. Yani tamam, Çiğdem benim iyi arkadaşım. Erman gelene kadar seviyordum da. Ama gördün yani geçen günkü yemekteki rezillik, yani tam bir rezillik. Ya çok özür dilerim. Vallahi kalamarlar şurada takıldı kaldı. Çok özür dilerim senden. Tamam canım, yani bilerek yapmadın. Üstüne üstelik iyi geçti de. Evet, güzel görünüyor. Değil mi? Hmm. Neyse, konumuza dönelim. Şimdi dinle sen beni. Geçen gün gördün yemekte. Çiğdem Erman'a karşı böyle hala zayıf ve sanki her an... Her an Erman'a kayacakmış gibi değil mi? Evet, aynen. Doğru, ben de bunu düşünüyorum. Yani geç kalırsak o Erman hıyarı... Nazım, hıyar mıyar? Tamam ya, peki. O Erman denilen adam bir şekilde Çiğdem'in gönlünü çelecek. Evet, ikimizin buna engel olması lazım Nazım. Var mı kafanda bir plan? Bir şeyler düşündün mü? Bir plan yaptın mı? Vallahi henüz olgunlaştırmadım ama şimdi benim gönlüm Çiğdem'de, seninkisi de Erman'da olduğuna göre bu işi bir şekilde bozmamız gerekiyor. Ve günün sonunda Çiğdem bana. Erman da bana kalacak. Da onu nasıl becereceğiz Nazım? Buna biraz çalışacağız. Buna biraz çalışacağız. Çalıştır saksıya. Giacomo, bir kere aradığımda aç şu telefonu. Hey amigo. Buenos días. Böyle mi diyor? Seninle bir şey konuşabilir miyiz? Por favor. Buenos días Conchita. Şaşırtıyorsun beni. Kızgınsındır zannediyordum. Ne kızgınlığı canım? Sen şu yemekten mi bahsediyorsun? Evet, yemeği kastediyordum. Yemem ben bunları. Ne yemeği? Ben bunları yemem. Mesela başkası olmuş olsaydı yer misin, yemez misin diye çatara patara kütüre dalardım ama sen olduğun için hemen unutuyorum. Aa, ay Allah'ım yarabbim, ben yine böyle saçma sapan saçlarımı öyle böyle yapmış yerim ben seni ya. Şöyle at bakayım. Ay böyle bile yakışıyor ya. Saçma sapan bir saç. Birbirimize hep böyle açık olalım Buse'cim ha? Olayları bütün çıplaklığınla gözler önüne serelim. Ben o sorular sende olmasa yapacağımı bilirdim ama... Dayan kızım Buse, iyi gidiyorsun. Neye gidiyorum ya? Baya baya ısılıyor adam bana. Oo, oğlum kız sana iskele yapıyor. Bırak yanaşsın. Duşuna bir numara çekeyim de akşam eve atayım. Peki... Neden Allah'ın cezası bırakıp gittin beni akşam tatlışa? Nedeni, senden çok hoşlanmam Buse. İlk defa bir kız için böyle yoğun duygular yaşıyorum. Ya. Belki de nasıl desem, desperado sana aşık olmaktan korktum. Hadi ya. Kendimi sana nasıl laf ettirebilirim bilemeyeceğim. Ya bunları bu akşam bir kahve içerken konuşsak ne dersin? Ben kahve sevmem ki, kola var mı? Kola da olur. Her istediğin var. Ama yok ya. Şimdi bizim yarın sınavımız var ya. Benim ona çalışmam gerekiyor. Gerçi hoca hep böyle eskiden sorduğu soruları soruyormuş. Yani o sorular böyle elimize geçseydi benim de çalışmama gerek kalmazdı. Kolaydı, ayrandı, sodaydı, motaydı. Her şeyi içerdik beraber. Ne sınavıymış bu? Matematik! Lanet! Sanki normal hayatta matematiğe ihtiyacımız var ya, bakkalda falan ya. Hmm, matematik. Bende ne arar o sorular? O kadar not tutsaydım Allah korusun sınıfı geçer okulu bitirirdim. Karambo. Yani lafı bile hoş değil. Sonra gelsin sıkıcı iş hayatı. Ama bu kız eve atmak için bulunmaz bir fırsat. Neyse. Ben gideyim artık. Zaten matematik soruları da yok. Durmamın bir anlamı kalmadı. Dur Conchita dur. Bütün matematik soruları hepsi bende var. Ciddi misin? Evet, ilişkilerimde genelde ciddiyimdir. Ver o zaman soruları artık bana. Şu an yanımda değil, evde. Ancak akşam bana gelirsen veririm notları sana. Tamam. Sen şimdi eve gitsen onları getirsen buraya. Ben burada böyle beklerim seni, bak. Şimdi olmaz canım. Okulda bir sürü işlerim var. Akşam sen bana uğra.
soruları vereceğim. Zaten o hoca da hep aynı soruları soruyor. Yani AA garanti. Olmadı, bebe olur notu. Nasıl olsa bebek gibi bir konçitesi. Ya. Ne dersin? Israr yok bizde tabii. Tamam, anlaştık. Burada da adresim var. Görüşürüz. Hiç etkilenmedim ki, hiç etkilenmedim ki, hala aynıyım ki. Etkilendim, etkilendim, etkilenmedim. Kızlar, operasyon tamamdır. Yalnız şöyle bir şey var, sorular yanında olmadığı için, evinde kaldığı için ben sorulara gidip evden alacağım. Yok, olmaz. Olmaz, benim gönlüm razı değil böyle bir şey ya. O İspanyol paça kesin sana bir tuzak kuruyor. Ya bak, ben de şimdi pişman oldum. Bence gitme. Ben bir sınav sorusu için arkadaşımı tehlikeye atamam. Çalışırız o zaman 200 sayfa. Çalışırız, ne var? Ne çalışacağım ya? 200 sayfa matematik mi çalışılır? Gidiyorum, o soruları alıyorum. Ne giysem acaba ya? Ha? Mavi bir elbisem var, onu mu giysem acaba? Beyaz ayakkabılarım. Buldum. Ben gidip direkt Erman'a evlenme teklif edeceğim. Centilmen adamdır, reddedemez. Yok, ben denedim daha önce olmadı. Erman'a mı? Ya ne Erman'ı Çiğdem'e? Ay yuf, tamam ya, akıl mı kaldı? Evet, olacak iş değil. Hakikaten haklısın. Akıl kalmadı ya. Ben yüz binlerce euro harcadım. Arabanın bir tanesini bıraktım, bir tanesini aldım. Vay arkadaş ya. Onlarla olacak iş mi lazım ya? Hiçbir etkilenme falan yok değil mi? Yok tabii. Yani fayda maliyet anlamında da yok. Kar zarar anlamında da yok. Yani o kadar parayı harcadığımızda kaldık. Üstelik bilimsel olarak mağduriyetim de ortada. Ne yapacağız ya bunların arasında? Nasıl bozacağız biz? Mesela Çiğdem'in öyle bir sırrını söyleyelim ki Erman'a. Erman Çiğdem'den soğusun. Hatta nefret etsin. Ya Çiğdem öyle bir kız değil ki. Yani onun bir sırrı falan yoktur. Ne var canım? Uydururuz, şey yaparız. Korse takıyormuş deriz. Bütün saçları protezmiş deriz. Yok ya. O tutmaz. Ama. Ama ne? Ama Erman'ın sakladığı bir sırrı bulup Çiğdem'e söylersek o başka. Erman'ın sırrı ne? Bilmiyorum ki. Buluruz bir şeyler. İlla da doğru olması şart değil. Nazım, senin içinde gerçekten gizli bir şeytan var. Ay korktum senden. Cinsin ha, cin. Peki, nasıl bir sır uyduralım? Vallahi bilemiyorum ki. Şöyle güzel bir şey olmalı. Ay buldum, buldum. Erman bir hafta aynı çorapları giyiyormuş diyelim. Ay nasıl? Bu mudur yani? Ay ne var Nazım? İğrenç bir şey yani. Bunu duyan her kadın kaçar yani. Bence Çiğdem de soğur. Aylin, bize yakışan asil bir kötülük. Ay komiksin. Kötülüğün asilliği mi olur Nazım? Yani gidip şey mi diyeceğim? Adamın çocuğu varmış mı diyeceğim? Adamın çocuğu? Erman'ın çocuğu mu varmış? Evet, Erman'ın çocuğu varmış. Çok. Evet, Erman'ın çocuğu varmış. Ne pis bir adam bu Erman ya. İğrenç. Ne iğrenç bir adam şu Erman ya. Ve bu kadar ciddi bir şeyi bu kadar zamandır Çiğdem'den saklamış. Gel sarılacağım, bulduk. Canım benim. Ay bu sefer olacak galiba. Çiğdem kes. Ay tamam, pardon, dur. Heyecanlandım. Dur ben şu birazcık uzaklaşayım. Yeni tanışmışız gibi. Süper olacak bu sefer. Sen var ya. Kanka bu yazgan nerede? Ne bileyim ben abi. Saat kaç oldu ya? Yok ki benim saat. Neye bakıyorsun abi o zaman? Ya bir şey diyeceğim, okuldaki jeneratörleri söküyorlar ha. Günaydın dünyanın en yakışıklı erkeği. Selam yenge. Sana demedi lan, sakin ol. İyi, gayet de ona söyledim. Ne haber? İyi yenge, senden ne haber? İyi ne olsun, ne habersiniz? İyi ya, ne olsun işte. Öğün biraz ödevlere falan baktım akşam. Ondan sonra biraz uyuyayım dedim. Belki dünyanın en güzel kızı gelip beni öperek uyandırır diye düşündüm. Ki zaten bu Tahsin uyutmadı beni. Bır 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 kafamın dibinde. İstersen ben seni öperek uyutabilirim. Ben bir kantine gideyim.
Lan gel gel, utanma ya. Okulun ortasında öpecek değil de, gel şuraya. Neyse ben kızların yanına gideyim. Tamam. Görüşürüz dünyanın en güzel gülen erkeği. Bak. Bu kez sana dedim aşkım. Ya Yağmur yengeyle sevgili oluruz ya. Ben de bir sevgili olsam ne kadar güzel olur değil mi? Yeri mi aklına geldi? Oğlum zaten geldiğinden beri aynı şeyi istiyorsun sen. Evet. Oğlum burada mısınız ya? Ne oldu lan, ne bu telaş? Sen bir dur ya. Sana sabahleyin sattığın transkriptler vardı ya, duruyor mu sende? Hani şu bir tanesini 150, ikincisini 300'e sattığın transkriptler. Ya uzatma işte, duruyor mu? He duruyor. Şimdi bak kardeşim, ben bir şey fark ettim. Ben sanatçıyım ya, ileride ünlü olmama ramak kaldı. Az kaldı. Şimdi ben ileride bir kitap çıkartmak istediğim zaman, ki bu biyografi kitabı olacak, doğal olarak bazı eşyalara sahip olmam gerek. İşte bu saç kılığı, gömlek, tişört, kaş falan tarzı. Ben de fark ettim ki biyografi kitabımda okulla ilgili çok şeylerden bahsedeceğim için benim o transkript belgesini kullanmam lazım kitap arasında. Diyorum ki ben sana o sattığım transkripti tekrar geri alayım, satın alayım. Ya ben satacak olsam niye alayım arkadaş onu? Ben bir tanesi yırtılır, kaybolur diye diğerini yedek aldım zaten. Tamam, 150 liraya sattım şey sana, tekrar 150'ye alayım. Ha bir de 150'ye sattığını geri satacağım sana. Satacak olsam 300'e sattığını geri satarım. Kayseriliyim oğlum ben, keriz değilim ya. Tamam oğlum, tamam, okey, hiç sıkıntı yok. Ben o iki tane transkript için senden kaç para istemiştim? 350. Okey, 350. Böl ikiye. 175. Süper, üzerine 25 koyuyor yazgın kardeşim. 200 lira nakit veriyor sana, kısa günü kârı. Cebellezi. Aslında 25 lira kârlan iyi değil mi kan? Değil, olmaz. Ne olmaz abi, ne olmaz? Abiciğim olmaz çünkü şöyle bir şey var. Bak daha demin sen anlattın bize, arz talep meselesi diye bir şey var. Yani şimdi Tahsin'de iki tane var. Bir tanesi zaten ona lazım, geriye bir tane kalıyor. Sen de niye olduğunu anlamadın ama bunu inanılmaz bir şekilde istiyorsun. Dolayısıyla talep yüksek ama ürün az. Yani arz talep olayı, şu demin anlattığın olay. O yüzden fiyat artıyor. Bizim sana vereceğimiz fiyat 600. Yuh be abi, ne yaptın ya? Hacı abi ne yapıyor bu ya? Vur dedik, öldürdü. Ya kanka şey, ürkütme hayvanı yani, sonuçta kâr ediyorsun. Ya oğlum paşa paşa alacak, sen ne at oldu ya? Abi 600 lira çok gerçekten. Ya 350'ye sattım şey, 600 lira geri mi alacağım? Ne yapıyorsunuz siz abi ya? İyi satmıyoruz o zaman. Abicim o kadar para yok diyorum, siz ne yapıyorsunuz ya? 600 lira ne ya? 1000 oldu. Yok diyorum, o kadar param yok diyorum, veremem 1000 lira, ne yaptınız? Aslında şimdiye kadar çarptıklarından denkleştir o zaman abi. Abi maksimum 400 lira verebilirim. Ondan başka bir şey veremem. Yok, başka para yok. Ya sen yabancı değilsin. 650. Hala 650 diyor ya. Oğlum sen... Bu var ya, bu var. Ciğersiz. Sonra diyorlar ki bana o kadar hakaret etme. Ciğersiz mi? Ciğersiz. Sizin soyunuzu kurutacağım ben. Soyunuzu. Kaç dedin? 650. Al peluş. Hani sende para yoktu? Yok. Zor günler için sakladım para. İyi tamam. Alayım transkripti. Bir de fatura kes bana. Ben senden fatura almadım ki. Ben kullanıyorum oğlum fatura. Al. Ya kılıfı ver. Oğlum bak işte biraz uyanık ol. Hem transkripti bedavaya getirdin hem de kâr ettin. Ya şu adama para kaptırma artık, biraz aklını kullan ya. Kâr edeceğim tabii. Kayserliyim ben oğlum. Ticaret bizim işimiz. Çiğdem. Aylin. Canım, nasılsın? Merhaba. Okulda mıydın sen? Evet canım. Boş vaktim vardı, uğrayıp seni göreyim dedim. Hayatım. Sen okurken bile bu kadar sık gelmezdin okula. Hayret valla. Değil mi? Bitince işte kıymete bindi. Özlüyorum valla kampüsü falan. Ben sana neyi özlediğini söyleyeyim de seni bu dertten kurtarayım. Ne? Bence sen Erman'ı görmeye geliyorsun buraya. Yok Çiğdemciğim, bence sen saçmalıyorsun. Çünkü bu saatten sonra benim çoluklu çocuklu adamla işim olmaz. Ne çoluğu çocuğu canım? Erman'ın çocuğu yok ki. Senin de mi haberin yoktu? Geçen görmüşler, parktaymış küçük bir çocukla Erman. Parka başkasının çocuğunu götürmüştür. Yani insanlar da ne kadar itiracı oluyor Aylin. Aynı Erman'a benziyormuş çocuk Çiğdem'cim, aynısı. Akrabası falandır Aylin. Yani sadece benziyor diye şimdi çocuk adamın çocuğu mu oldu? Allah Allah. Çocuk parkta baba baba diyormuş.
Çocuk Erman'a mı baba diyormuş? Ha, gidip nüfus kağıdına da bakayım istersen. Bir de kan testi yaptırayım. Ben yaptım sanki. O kadarını da bilemeyeceğim yani. Bana hiçbir şey söylemedi. Tahmin etmiştim senden de gizlediğini. Aynen senin söylediğin Erman işte. Güvenilmez. Hadi bize söylemedi. Senden niye gizliyor ki? Hiç evlenmedim demişti. Evlenmesine gerek mi var Çiğdem çocuk için? İnanamıyorum ya. Yani Erman'ı baba olarak düşünemiyorum biliyor musun? Ay çok da tatlı küçük bir oğlan çocuğuymuş. Ayna benziyorlarmış. Hık demiş burnundan düşmüş. Aman canım bize ne? Bırak bizi ilgilendiren bir konu değil ki zaten. Aa şimdi bize ne mi oldu? Erman bizim eski arkadaşımız değil mi Çiğdem? Eski arkadaşlıklar eskide kaldı Aylin. Yani öyle diyorsan öyle olsun. Hadi benim işim var. Tamam canım. Hadi seni gördüm mutlu oldum mutlu kal tamam mı? Hadi görüşürüz. Ara ara sıra. Ara. Sus. Haksız mıyım? Haksız mıyım? Haksızsam haksızsın baba de. Haksızsın. Niye haksız olayım canım? Her şey gün gibi ortada. Haksızmışım. Merhaba dedeciğim. Merhaba babaanneciğim. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba anneciğim. Merhaba babacığım. Merhaba. Heh, babamın sağlığı yerinde. Bak ne kadar güzel İbrahim. Baba kız okuldan beraber döndüler. İyi. Beraber dönmedik. Ne beraber dönmesi anne? Şurada aşağıda otobüs durağında. Gel kızım bak iki adım var eve götüreyim diyorum. Sanki babasının arabasında mikrop var bilmiyor. Zorla bindirdim. Gene neyi tartışıyorsunuz? Niye olacak anne? Hanımefendinin sınav notlarını. Aklı bir karış havada. Ama kızım merak etme. Bundan sonraki sınavda o derste Kaan'la konuşuyorsunuz ya. Sorular oradan gelir. O zaman mutlaka 100 alırsın. Hiç de bile. Bir kere ben ders esnasında gırkımı çıkartmam, ağzımı açmam. Ha, ne zaman baksan bir şeyler konuşuyorsunuz o ibibikle. Ya belki ders hakkında konuşuyoruz. Tabii. Ders hakkında konuşuyorsunuz. Aldığınız notlardan belli. Ya niye bu kadar üstüne geliyorsun kızım be? Ha, ben de babam niye konuşmuyor, niye avukatlık yapmıyor? Acaba adli tatile mi girdi dedim. Sen kaç aldın bakalım? Ya ben biraz düşük aldım diyorum ama sebebi var. Ha, var tabii. Çünkü kafan çalışmıyor senin o kadar. Hayır babacığım ondan değil. Dersin hocası yıllar önce terk edip gittiğim nişanlım da ondan konuşturuyorsun insanı. Ya sen çok çalışkansın ama öğretmenin sana not vermiyor öyle mi? Yani işte Çiğdem biraz hani gidiş yolundan not kırmış belli. E tabii kız senin Avrupa'ya gideceğini bildiği için sana not vermiyor. Babacığım ya şu küçücük kızın yanında bunları mı konuşalım? Aa ben yabancı değilim. Ben senin kızınım. Hem sen üzülme. Sen ne yapar eder bulursun Çiğdem hocadan kanaat notu almanın bir yolunu. Dede kız bana çullanmaya başladılar. Ben artık iflah olmam. Anne görüyorsun değil mi? Ay evladım görüyorum ama yani tartışmanız da yersiz. Oturur çalışırsınız bir güzel durumunuzu düzeltirsiniz. Anneciğim, anneciğim ben geçerim. Benim için sorun yok. Ben hallederim. Ben bunun için üzülüyorum. Bak misal yarın matematik sınavı var. Bugün okulda dikkat ettim böyle bir sürü boş vaktimiz oldu. Bir kenara çekil yarın sınavım var şöyle biraz bakayım falan. Yok. Hala dolanıyor. Sanki Neşet suyuna pikniğe gitmiş. Kendisi de kütüphaneden dışarı adım atmaz çünkü. Kızım benim kütüphaneye falan ihtiyacım yok. Matematikte benim temelim çok iyi sağlam. Ya, ama bak görürsün benim torunum yarın matematik sınavında senden daha fazla not alacak. İddiasına bile girerim. Evet alacağım. Tamam girelim iddiaya varım. Heh. Nesine? Dondurmasına. Güzel. Ama senin dükkandaki çakma dondurmadan değil. O pastanedeki güzel dondurmadan olacak. Peki tamam. Yağmurcuğum sen istersen dondurma işini ayarla. Çünkü nasıl olsa kaybedeceksin. Ya bak sen de sağdan sonra konuşuruz ya. Dede. Ya bak benim matematiğim gerçekten zayıf. Yani ya o iddiayı kazanırsa? Güzel yavrum sen dedenin matematik hocalığından emekli olduğunu unuttun galiba. Aa, ben unutmuşum ya. Ya.
Ama dede, bak bu üniversite matematiği başka. Evladım, matematiğin lisesi üniversite olmaz. Matematik matematiktir ayol, Allah Allah. Aslan dedem benim. Ha canım. Ay bak ne kadar güzel oldu İbrahim, gördünüz mü? Bu akşam yemekten sonra oturur, üçünüz çalışırsınız. Hayır efendim, ben sadece Yağmur'u çalıştırırım. Bu sıpaya 2 kere 2'nin 4 ettiğini öğretmek için 2 ay uğraştım ve çarpım tablosunu 6 ayda öğrendi. Aşk olsun ama, aşk olsun sana İbrahim. Benim oğlumun riyaziyesi çok güçlüydü. Muchas gracias Conchita. Beni kırmadın, buralara kadar geldin. Evet. Ben notları alıp gideyim. Girmeyeyim. Nasıl yani? İçeriye girmeden mi gideceksin? Yok. Moda girmeyeceğim. İçeri buraya kadar girdim. Kâfi yani. Gerek yok. Olur mu öyle şey canım? Buraya kadar gelmişsin. Bir kahve içirmeden bırakma. Kola yok mu? Ben kahve sevmem de. Var canım, var. Sen yeter ki gel otur. Her istediğin var. Soda? O da var. Ayran? Ayran. Ben su alayım. Tamam, su da var. Soğuk mu? Evet, buz gibi. Aa, yok canım ya, buralarım şey yapıyor benim. Sıcak olursa içerim ben. Tamam canım, sen otur önce. Her istediğini getireceğim. Ben önce bir notumu alayım da. Aa, notunu vermedin mi ben senin hala? Ha? A veriyorum o zaman Buzdeciğim. A kalite bir kız. Çok güzelsin Conchita. Muhteşemsin. Amin ol. Çok tatlısın. Ay yeter ya! Tamam, anladım. Tamam bakalım, sen otur o zaman. Selam! Anne baban özlediler mi? Ben ailemden ayrılalı çok sene oldu Buse'cim. Aa, ben daha bu sene geldim. İlk defa annemle babamın ayrılığını biliyor musun? Bu evde senle ben baş başayız Buse'cim. Yalnız, sadece sen ve ben. Korkmuyor musun? Ya. Sen benden korkuyor musun? Ne korkacağım ya? Ben buraya korkularımı yenmeye geldim. Yenerim ben. Harikayım, süperim. Girerim. Aa, deniz manzarası mı var evinde? Çok güzelmiş. Useciğim, madem korkularının üzerine gidiyorsun... hani benden de korkuyorsan benim de üzerime gelebilirsin. Yanlış anlama sakın. Sadece senin korkularını yenmene yardımcı olmak istiyorum. Madem notumu vermiyorsun, ben gidiyorum. Dur canım, dur. Sinirlenme hemen. Sakin ol. Sen beni yanlış anladın galiba. Sinirlenme hemen. Biraz acele etmiş gibi oldum ama alışkanlık sonuçta. Sen başkasın Buse'cim. Seni zorlamak istemem. Notlar hazır mı? Notlar yukarıda. Öpücük hazır mı? Ne öpücüğü ya? Kurban mısın sen? Prensem dönüşeceksin. Saçma sapan şeyler. Öpücük yoksa notlar da yok. Ya şimdi gidersem benim yüzümden Asiye ve Yağmur da zayıf alacaklar. Hem masum bir öpücükten ne çıkar ya? Ne diyorsun? Alır. Ama bir kere yapacağız. Tamam, sadece bir öpücük. Notları getiriyorum o zaman. Ferla! Koş bakalım. Heyecanlı. Canlı. Anneciğim, ellerine sağlık. Yemekler harika olmuş ha. Afiyet olsun benim oğlum. Ellerine sağlık babaannem. Afiyet olsun şeker kızım. Hadi bakalım. Yemek de bittiğine göre al defterini, kitabını, gel. Ben de ellerimi yıkayayım, derse başlayalım. Hadi çocuğum. Bir dakika. Ne? Sen Yağmur'a ders mi çalıştırıyorsun? E tabii. Ay, sen benim emekli matematik öğretmeni olduğumu unuttun mu? Yok, unutmadım. Biliyorum. Bir dakika. O zaman bana da çalıştıracaksın. Niye? Olmaz o. Çifte standart. Ya, haksız rekabet oluyor, olmaz. Hayır efendim. Ben emekli matematik öğretmeniyim ama savur küpü değilim. Ben ancak istidatlı çocukları çalıştırırım. Öyle değil mi kızım? Evet. Buyur. Sen çok istiyorsan git Arzu Çiğdem seni ders çalıştırsın babacığım. Senin dilin çok fazla uzadı Yağmur Hanım. Bak söylerim Arzu, bak bana da Arzu Çiğdem dedirtiyor ya. Kızım duyacak bir yerde bir ton laf işiteceğim senin yüzünden. Hadi bizi meşgul etme, biz ders çalışacağız. Hadi defol git sen, yürü. Çok ayıp. Vallahi şu yaptığınız var ya, çok ayıp. Ne? Hem ayıp hem de nafile.
Yani deden değil, rahmetli Cahit Arf gelse benden daha yüksek not alamayacaksın. Boş ver sen kızım. Boş teneke çok öter. Notları aldığın zaman görürsünüz hanginizin daha iyi olduğunu. İbrahim, ya. Ne olur yani üçünüz birden ders çalışsanız bu gece ha? Boş ver anne, boş ver. Hiç uğraşma. Çünkü ben babamın üvey oğluyum. Yağmur babamın öz torunu, ben Yağmur'un öz babasıyım ama ben babamın üvey oğluyum. Çünkü şu hikayeyi var ya, yaşadıklarımı rahmetli Kemalettin Tuğcu olsa 12 tane kitap yazardı. Ay yapma, ağlatacaksın beni. Vah yavrum vah, zavallı Erman. Baba, sana bundan sonra acıların çocuğu Erman diyebilir miyim? Erman, Erman, acıların çocuğu Erman. Yarabbi sen bana sabır ver. Gülüm, gülüm. Son gülen iyi güler. Ama şu yaptığınız buram bak. Biliyor, şuram. Conchita, notlar burada. Yukarıya gelsene. Yok ya, burası daha güvenli. Yani topukları falan var, şimdi çıkamam ben. Sen gelsene. Sen mi geldin ya? Hiç fark etmemişim. Bak, notlar burada. Öpücük hazır mı? Hadi, nazlanma ama. Ne nazlanacağım ya? Kız evin adabidir. Tamam da burası benim evim. Aa, çok güzel bir ev burası ya. Kaç metrekare burası? Kirası ne kadar? Ne? Böyle bir şey. Saçmalıyorum işte. Saçma sapan şeyler söylüyorum, heyecanlanacağım. Hazır. Tamam o zaman. Hadi yavaş yavaş dudakları uzatıyoruz. Tamam, sen de onu uzatacaksın. Evet, yaklaş. Evet, geliyorum. Yaklaş, biraz daha yaklaş. Gel, 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 gel. Gel, 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 sıcak, gözler sıcak, kapat. Sıcak. Kapat gözleri, geliyorum, geliyorum. Sıcak. Al bakalım sana, ver şunu be! Sen beni ne zannettin? Sen beni ne zannettin? Kolay kız mıyım ben? Bir nota öptürecek kız mıyım? Terbiyesiz. Karambo karambita, ne oluyor ya? Çattık ha! Okulda görüşürüz. Kendine iyi bak, tamam mı? Bay bay. Görüşürüz. Çok kolay oldu bulmam ya. Güzel. Bu gözlüğü saklayayım da bakalım o zaman Yağmur'u nasıl çalıştıracaksınız İbrahim Bey? İbrahim Bey. Gönlünü çaldım, gönlünü çaldım, soruları aldım, hey, hey! Ay sen böyle zafer dansı yapıyorsan kesin aldın soruları. Evet, bakalım bakalım, aldım. Doğru söyle, sana sakmadı değil mi? Ha? Sana bir şey yapmadı değil mi? İspanyol paçalı pislik. Ne sakmayacak ya? Sarkılmayacak kız mıyım ben? Harikayım, süperim. Yangından ilk kaçırılacaklardanım. Demek sarktı sana adi. Ya tatlı şey ya. Sen ağzını bunu diyelim ben ya. Sen takma böyle şeyleri minnak. Ben kendimi korudum. Anlatıyorsun bana şimdi, hemen her şeyi anlatıyorsun. Tamam. Bak şimdi ben efendim evine gittim, tamam mı? Ondan sonra bana dedi ki gel benim evime dedi. Ben sana soruları vereceğim dedi. Ondan sonra böyle bir iltifatlar, bir iltifatlar, aman Allah'ım bir şeyler bir şeyler. Tamam be dedim. Bu ne ya dedim. Bir bağırdım çağırdım. Bana dedim soruları vereceksen ver yoksa ben gideceğim dedim. Tamam dedi, soruları sana vereceğim ama beni ilk önce öpmen gerekiyor dedi. Fırsatçı pisliğe bak sen ya. Ben de kabul ettim. Ne? Öptüm yoksa seni? Ya dur bir ya, anlatıyorum işte. Böyle karşılıklı oturduk. Sonra böyle o geldi böyle, tamam mı? Ben de buradayım böyle. Yakınlaştık, yakınlaştık, yakınlaştık. Öptü mü, öptü mü? Söyle, öptü mü? Çek elini! Bir şey anlatıyorum. Bu kim? Desperado. Bu kim? Arkadaşım Buse. Sağ ol hatırladığın için. Şimdi bunlar böyle geliyorlar birbirlerine, tamam mı? Bak gel, 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 gözleri kapalı, tam böyle öpecekken ben böyle tokadı bir bastım. Kaptım soruları, kaçtım gittim be. Aferin benim kızıma ya, aferin.
aferin sana. Vallahi sen hakikaten böyle harikasın, süpersin kızım ya. Ya senin ben tipini ya. Nasıl böyle anlıyorsun sen her bunları? Hemen kalktım bak, balıktan senin kafa çalışıyor. Allah. Şey yapalım, o zaman hemen sorulara bakalım. Özet çıkaralım, yağmur ararız, tamam mı? Ben bakmayacağım galiba ya. Matematikte pek ilgilenmiyorum. Garantili kız sağlama yöntemleri. Yazan Desperado. Ne? Bu ne ya? Üç kız ve üç erkek tarafından hazırlanmıştır. Akılcı bir yalnızlık, aptal bir beraberlik iyidir. Bunu diyen kız artık sizin istediğiniz her şeyi vermeye demektir. Ha, bak bak. Kızla yakınlaşma. Kitabına bakabiliriz. Hay ne yapıyorsun be? Kandırmış seni. İnanmıyorum ya. Beni kandırmış. Genç kızı gururumla oynamış. Adi. Böyle güzel giyinip gitmişti. Bas bayağı kandırmış Buse ya. Bu bayağı matematik notları değil, Desperado'nun çapkanlık notları. Kimi kandırıyor ya? Kırmızı başlıklı kız mıyım ben? Kurt mu? Bu çocuk seni eve atmak için çağırmış, anladın mı? Matematik notları falan da yoktur onda. Onunla akşam yemeğinde görüşeceğiz ama. Ya sen ne diyorsun ya? Sen akıllanmadın mı kızım ya? Ne yemeğinden bahsediyorsun hala? İntikam yemeği. Sol kenir ama doyurur. Bunu da yedireceğim ona. Ya işte bu bulmaca. Bu da kalem. Gözlüğümü de buraya koydum. Nerede benim gözlüğüm? Ha? Ay. Nereden bileyim ben İbrahim? Ben kaldırmadım ki bileyim. Bu evde her şeyi sen topluyorsun. Gözlüğümü de sen toplamışsın, bir yere koymuşsundur. Yani arada sırada bu evi birinin toplaması lazım değil mi? Yok ya. Ya evladım bir de şeye bak, mutfağa da bakayım. Belki ekmek sepetinin içine koymuştur babaannen gözlüğü. İbrahim sen benimle uğraşacağına şu gözlüğünü bulmaya çalış. Yoksa çocuğu çalıştıramayacaksın. Ne oluyor ya? Bir telaş, gürültü, patırtı. Bir şey mi oldu? Aman, aman Erman. Baban gözlüğünü kaybetmiş, yakın gözlüğünü. Onu arıyoruz ama bulamıyoruz. Sen gördün mü? Ya bu ona sorulur mu be? Bu evde bu lafı soracağın son kişi budur. Şurada bile laf sokuyorsun değil mi baba? Halbuki ben senin yakın gözlüğünü gördüm. Aa, nerede gördün? Ya söylesene, ders çalışacağız biz. Kendisi sorsun, söyleyeyim. Peki, nerede gördün? Ben senin yakın gözlüğünü sabah kahvaltıda bulmaca çözerken gözünde gördüm. Ay, görüyor musun? Yardım edici böyle geçiyor karşımıza, dalga geçiyor. Gözünü bulunca bana da ders çalıştıracak mısın? Hayır, ben Yağmur'u çalıştıracağım. O zaman peynirli sade, bana müsaade. Çalışmam gereken, hazırlanmam gereken bir sınavım var benim. Ah, bak gurur durdu oğluna. Ulan yaralı parmağı bile işemez bu be. Canım o mu kaybetti senin gözlüğünü? Hem çocuğun sınavı var. Ben gidip fırının içine bir bakayım. Ben de sizin odaya bakayım. Oldu hadi gel. Şimdi bu 3G... X dedeciğim o, X. X mi? Hı hı. Şimdi 3X eksi bu kaç? 12. 3X eksi 12 eşittir 12. 12. Siz rahatınıza bakın, dersinizi çalışın. Ben bakarım kapıya. Bu arada Yağmur Hanım nasıl gidiyor? Dediğinizden öğrenebildiniz mi matematiğin büyülü dünyasını? Ya nasıl öğrensin kız? Bir şey anlatamıyorum ki. Gözüm yok, görmüyorum. Allah Allah, vah vah. Tabii, biz çalışmayalım diye kesin sen sakladın gözlükleri değil mi? Ya baba yapma Allah aşkına, niye saklayayım senin gözlüğünü ben? Baba, sen saklamadın değil mi? Bak eğer sakladıysan çıkart onu ya. Bak benim yarın sınavım çok önemli, şakası yok bunun ya. Kızım biliyorum benim de sınavım var. Söyler misin hadi bak, lütfen söyle. Kızım saçma sapan konuşma. Ben koca adam, işim gücüm yok. Babamın yakın gözlüğünü mü saklayacağım? Hadi kapı çalıyor, beni oyalıyorsunuz burada. Siz bakın dersinize. Yani... İyi akşamlar Sinan. İyi akşamlar Erman amca. Hayırdır? Belediye ile ilgili imzalanacak evrağı getirdim ben. Ha, güzel güzel. Ben akşam şimdi babama imzalatırım bunu.
Sonra yarın benden alırsın. Erman amca, acaba gelsem yukarıya bir selam versem, hani geldi de selam vermedi demesinler İbrahim amca falan, olur mu? Olur oğlum, olur. Ya sen genelde kafana göre zat surt hiç kimseye sormadan girip çıktığı için, şimdi böyle girmeyince dedim herhalde bunun bir işi var, gidecek, gir tabii. Tamam mı? O zaman x eşittir. İyi akşamlar. Hoş geldin İbrahim. İyi akşamlar Müre teyze. İyi akşamlar, hoş geldin çocuğum. Ne haber, nasılsın? Ne zamandır görüşemiyoruz? İş güç, sen de okuldasın maalesef, görüşemiyoruz. İşte biz de öyle ders çalışırız ama çalışamıyoruz çünkü dedemin gözlüğü kayıp. Ya, neyse. Bak baba, Sinan sana bahsettiğim belgeyi getirdi. Belediye için olan. Hemen şunu bir imzala da. İmzalamam. Niye? Ben görmediğim bir şeyin altına imzamı atmam. Baba sana borç senedi imzalatmıyoruz. Belediye ile ilgili bir belge imzala şunu. Ne olursa olsun. Önce okuyacağım sonra imzalayacağım. Şimdi yapın gözünü bulamıyoruz diye belediyeden ceza mı yiyelim? Lütfen imzala ya. Senin bileceğin iş. Ben onu anlamam. Ben okuyacağım sonra imzalayacağım. Dedem yani okuyamadan imzalayamaz. Gözlüğü bulmamız lazım önce. Sus kız. Vır vır vır. Her şeye karışma sen de. Tepemde öyle. Allah Allah. Şimdi ya nasıl bulacağız ki biz şimdi o yakın gözlüğünü? Anne baktınız mı ya her yere? Her yere baktık evladım. Hatta fırına bile baktım iki kere. Çok güzel. Kurutma makinesine baktın mı? Aa, oraya bakmadım. Ben baktım babaanneciğim oraya. Ya, harikasınız ya. Yani şimdi yakın gözlüğü ben nasıl bulayım? Benim işim var, gücüm var. Ben ders çalışmam lazım. Gözlük mü arayacağım canım? Of! Ya nerelerdeyse en son ne yapıldı? En son ne yapıldı? Bulmaca, kalem. Şimdi onun etrafında bir yerdedir. Yani kafanızı niye böyle çalıştırmıyorsunuz Allah aşkına? Orada kitaplar, orada. Peki kutuya baktınız mı? İyi. Bu ne? Neredeymiş efendim? Burada. Ya? Ya? Sen saklamışsın ya. Niye ben saklayayım canım? Kutunun içine bakmamışsınız. Baktınız mı kutuya? Hayır. Bakmadık. İyi bakmamışsınız. Al baba. Bak al. Senin gözlüğün. Bunu sen mi buldun? Evet ben buldum işte kutunun içinde. Dur bakalım. Tamam benim gözlüğüm. Tamam bak yakın gözlüğün bulundu. Tak gözlüğü. Oku imzala. Allah Allah. Hani gözlüksüz böyle okumadan imzalamazdın? Oğlum bırak da biraz itibadım olsun sana. Bu kadar deli midir nedir ya? Hani gözlüğü buldurmak için ne numaralar yaptı ha? Sen giderken ben dönüyordum o yollardan oğlum. Sen giderken Sinan bunu al götür. Sabah da unutma hemen belediyeye. Ben müsaadenizi isteyeyim. İyi akşamlar tekrar hepinize. Dur evladım. Karnın açsa sana yemek hazırlayayım. Yok Mühre teyze sağ ol. Ben gideyim de geldim. Anneciğim çocuk dönerci de çalışıyor. Dönerci de çalışan adam aç kalır mı? Hadi oğlum. Sinan kusura bakma aslında benim seninle konuşacak çok şeyim var ama malum yarın sınav günü. Dışarıda buluşuruz bir yerlerde arkadaşla oturup artık görüşürüz. Ne dışarısı evladım evde buluşun. Oturun burada güzel güzel. Ne? Masraf olmasın diye söylüyorum baba. Hadi oğlum ben seni geçireyim. Sen zahmet etme Erman amca ben giderim. Annene babana selam söyle. Kapıyı kapat evladım. Kedi giriyor yoksa. Yağmur baba ben o zaman kitabı defteri falan alayım hemen yanınıza ilişeyim. Birlikte çalışalım. Olmaz efendim. Ne? Olmaz. Bu dershane iki kişilik. Yağmur da buranın öğrencisi. Bir üçüncü kişiye ihtiyaç yok. Almaz. Kontenjan doldu. Çok meraklıydım senin dershanende olmaya yani. Benim bir sürü mimar mühendis arkadaşım var. Bir haber etsem gelir matematiğin kralını öğretirler, çalıştırırlar bana. Tabii. Onlar okuyup çalıştı. Hepsi mimar mühendis oldu. Ama sen adam olamadın. Böyle hıyar gibi dolaşıyorsun hala. İbrahim, gece yarısı oldu. Hala şu çocukla uğraşıyorsun. Boş ver anne, boş ver. Yani kendi kaleme attığım gollerle vallahi gol kralı olurum. Evet. Hadi, tamam. Gel şimdi evladım, gel. Bak güzel görüyorum şimdi. Gel bakalım, evet. Thank you.
Durgunsun bugün. Çiğdem. Durgunsun bugün ya. Dalıp dalıp gidiyorsun bir yerlere. Ya iş güç, yoğunluk falan. Hepsi üstüme üstüme geliyor, çok yoğun. Çok görüyorsun kendini. Zaten dekanlığın bir sürü bürokratik işleri var. Sen gidip üzerine bir de ders veriyorsun. Ne yapayım Nazım? Ders vermeyi seviyorum. Üstelik çocuklara böyle bir şey öğretebilmek hoşuma gidiyor. Bilmez miyim? Bana da ders vermeyi çok seversin ya. Aman Nazım. Hadi anlat. Boş ver. Hadi. Ya işte... Erman... Ne Erman'ı ya? Ya Çiğdem şimdi evlenmeye karar vermişiz. Sen hala Erman. Ya sen sordun. Beni zorlamasaydın anlatmayacaktım. Madem dinlemeyeceksin ne soruyorsun? Tamam kızma. Ne yaptı İnez bir de? Erman'ın... Evet. Bir oğlu varmış. Ne? Ya! Ya bundan benim bile haberim yok. Yok değil mi? Ben de şok oldum biliyorum ya. Hiç söylemedi böyle bir şey. Ha. Aslında çok da şaşırmadım biliyor musun? Erman bu. Her şey beklenir kendisinden. Burası öyle. Çocuk ya. Bir aşkın en önemli meyvesi. Daha doğrusu dünyaya aşkını cesurca açıklayabilmek için en önemli şey. Aşk. Aşk tabii. Aşk olmadan insan evlenir mi? Üstelik üzerine bir de çocuk yapmış adam. İnanmıyorum ya. Erman bana evlenmedim demişti. Sen de inandın tabii. Allah'ım ya. Hakikaten ya. Ay ben ne kadar safım gerçekten. Hakikaten safsın. Çok hoş ya. Çok tatlı. Tatlı olan ne? Yani şimdi Erman'ı düşünsene. Onun bir müzik gülüşü var ya. Çocuk da ona çekmişse. Düşünsene o yanaklarını alacağım. Böyle sıkıvereceğim. Mıncıca. Yavrum benim. Yerim ben onu ya. Nazım. Hay Allah'ım ya. Çocuk. Enteres. Bütün tadım falan kaçtı. Bence biz gidelim hadi kalkalım buradan. Tatlını yemedin tatlı. Nazım, ne tatlısı ya? Garson, hesap. Selam kızlar. Hoş geldin prenses. Ne oldu sana böyle? Yas mı tutuyorsun karalara bürünmüşsün? Bir yasına daha girdim. Maşallah tam yasını gösteriyorsun. Kızım ne oldu söylesene. Ne olacak? Desperado denen aslan kral kızımızı yine üzdü. Buse evine gitti. Matematik soruları karşısında öpücük istemiş. Ne? Ben biliyordum böyle olacağını. Sen ne yaptın? Ne yaptın? Gel diye bize gidelim dedi. Kartın nerede? Tamam dedim. Kola dedi. Yok dedim. Soda dedi. Yok dedim. Ayran dedim. Yok dedi. Ondan sonra soğuk dedi. Tamam dedim ama buraların böyle böyle şey oluyor. Sonra dedi içeri gidelim dedi. Tamam dedim. Ondan sonra bana böyle getirdi notları. Tamam mı dedi. Tamam dedim. Öpeceğim seni dedi. Olur dedim. Ondan sonra tam böyle meyeltende gel dedi. Git dedi. Zart dedi. Zurt dedi. Ondan sonra ben böyle tokadımı çaktım. Soruları aldım. Kaçtım. Aferin arkadaşım. En iyisini yapmışsın. Vurdum. Kekledim. Harikayım. Süperim. Zaten matematik notları diye kendi çapkınlık notlarını vermiş pislik. Ondan da ancak bu beklenir zaten. Siz ne yaptınız? Çalışabildiniz mi? İşte çalışabildiğimiz kadar. Evet, şu küçük tatlı şeyle beraber biz sorulara baktık. İşte ben de dedemle çalıştım biraz ama... Yani hazır gibiyim de... Ama soruları nereden çıkacağımı bilmediğim için... Ne not alırım bilemiyorum şu an. İnsan bir şey oluyor. Evet, öyle oluyor. Ne yapalım? İnşallah çalıştığımız yerden çıkar. Hadi yürüyün gidelim. Aa öyle mi? Ben söylerim Emel'e. Tamam tatlı. Conchita'lar. Selam kızlar. Ya sen benim karşıma ne yüzle çıkıyorsun?
Biz burada oturuyorduk. Sen çıktın karşımıza. Ya sorumu neye sorarak cevap veriyorsun ya? Laf ebesi! Zaten kandırdın beni. Kendi emellerini alet ettin. Ulu bunlar Emel'i nereden biliyor ya? Şşş, çaktırma amigo. Esas sen beni kandırdın Buse. Hani öpücük verecektin? Bastın tokat, oturttun aşağı, sonra da gittin. Sen de bana matematik sorularını verecektin. Ben soru vermem ki. Sadece kızların ihtiyaçlarına cevap veririm. Sen ne biçim adamsın ya? Bana bak Desperado, ben Karadeniz kızıyım, tamam mı? Bir öyle bir böyle konuşup benim asabımı bozma. Bu kızı uzak duracaksın. Aa, ben uzak durmasını istemiyorum ki. Ne? Nasıl ya? Demek ki Conchita bana aşık. Sen benimle aşık atamazsın da. Uzak durmanı istemiyorum çünkü... Bu yüzden! İşte bu yüzden! Aferin, ellerine sağlık. Biz yılda en az 25 ile 50 arası tokat yeriz. Bunlar bize işlemez. Doğru. Zaten genelde üç kızdan biri tokat atıyor. Diğerleri sadece hava attığı için yine biz kağıdı çıkıyoruz. Neyse Cakum'um, biz gidelim. Sırada 5 tane kız var daha, sevgili başvurusu yap. Onlar çok başlarım vururlar da. Neyse. Ya bir dakika ya, ben bunu bozuk para gibi harcayacağım. Aman iyi bir şey yapacağım ya. Dur be! Sakin olur musun? Derin nefes al. Evet. Al. Ver. Al. Ver. Sakin. Al. Allah kız gidiyor. Ben gidiyor. Gidiyor. Kız gidiyor. Allah kız gidiyor. Tut 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 tut. Tut. Başım dönüyor. İyi misin? Ay çok iyiyim. Gel gel. Gel. Bir şey oldu. Gel. O destek aldı ben. Geçti. Hadi bak. Aferin sana. Var ya ben onu affedeceğim. Oh. Ve bugünlük bu kadar. Arkadaşlar erken bırakıyorum bugün sizi. Ama bir yere gitmeyin, bir duyurum var. Az önce işlediğimiz ders bu kampüsteki son dersimizdi. Rektörlüğün kararı, kampüsü boşaltıyoruz, başka bir kampüse geçeceğiz. Binaların elden geçmeye ihtiyacı var çünkü. Emir büyük yerden. Biliyorum, ben de sizin gibi üzülüyorum. Ben de sizin gibi öğrenciydim. Bu sıralarda, her koridorda, her bankta bir anım var benim de sizin gibi. Ama ne yapalım? Değişime karşı koyamıyoruz. Umarım yeni yuvamızda da en az burada olduğumuz kadar başarılı ve mutlu oluruz. Boşuna ağzımın işi olmasın. İnşallah güzelim okul alışveriş merkezine dönmez. Ya! Daha okulaşan ne kadar oldu ki? Ne kayıt yenilemesi ya? Biz daha yeni kayıt yaptırdık. Tahsin amma çok zorluyorsun ya, amma çok deşiyorsun ya. Okul böyle bir kural koymuş işte abi. Ne var bunda ya? Ne var bunda? Yani sen okula gidip geliyor musun? Derslere girip çıkıyor musun? Bunu öğrenmek istiyor okul. Bak Gonca'ya abi. Haber vermeden bastı gitti yurt dışına. E kim bunun sorumlusu? Ne var mı yani? Bu bir nevi yoklama yani. Tamam abi, yapsınlar yoklamalarını. Ara kaydı da yapsınlar. Ama niye benden 300 lira yeni kayıt yenileme parası alıyorlar? Tahsin'cim anlatamıyorum galiba. Bu kampüs su mu yakıyor? Bu okul su mu yakıyor? Ki zaten kampüs taşınacak, bir sürü masraf çıkacak ortaya. Yani bu taş, toprak, o masalar, o çizim masaları... Sen nasıl alındı zannediyorsun ya? Sen bunları kolay mı zannediyorsun? Her şeyi devletten beklemeyin abi. Tamam neyse, vereyim parasını, git ver şunları. Tamam sen hadi geç otur şuraya, kokutma şimdi oraları falan. Bu arada benim 300 lirayı da ver de ben sana ay başına veririm. Ben de şu kayıt yenilemeyi halledeyim de. Hep ben veriyorum zaten. Yahu göndermedi halam, ne yapayım? Ödemeyip de okuldan mı atılayım, ne yapayım? Harcı göndermedi işte, halamı mı keseyim, ne yapayım? Versen ölür müsün? Ya tamam be, vereceğim ha. Alayım hadi, göreyim canlıyı. Harbi baydın ya. Al. Para bırakmadım ben de ya. Zekalı. Affedersin, bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. İstediğin her şeyi sorabilirsin. Tabii ki sorabilirsin çünkü ben buradayım. Peki, bu öğrenci işleri neredeydi? Ay, çok kolay soru sordun. Bak şimdi, şu merdivenleri görüyor musun? Evet, bu merdivenlerden üçüncü kata çıkacaksın. Üçüncü kat, evet. Tamam. Ay, dur. Üçüncü kat değil, birinci kat olacaktı. Olsun, bozma. Bak şimdi, üçüncü kattasın ya. Güzel. Tekrar iki kat aşağı inip birinci kata geleceksin. Birinci kat. Birinci kat. Ay, dur. Sen şimdi kaçıncı kattasın? Birinci kata. Öğrenci işleri zemin katta.
Şimdi yapacak bir şey yok. Şimdi sen birinci kattasın ya. Tamam. Şimdi birinci kattan tekrar zemin kata ineceksin aşağıya diyeceğim ama... Ya ben seni çok mu yordum? Yordum. Hiç sorun değil. Neticede zemin katta değil mi? Şimdi neticede öğrenci işleri bu binada değil. Yani öğrenci işleri o binada. Sen ne yapacaksın öğrenci işlerinde? Ha, aramızda kalsın. Şimdi öğrenci işlerinde iş başvurusu falan yapacaksan... ...orası hiç öyle bir yer değilmiş. İş başvurusu yapınca insana gülüyorlar. Sen öğrenci işlerinde iş başvurusu mu yaptın? Evet. Yok, ben İzmir'den yatay geçişle geldim. O yüzden kayıt işlerim vardı. Ha, İzmir'den yatay geçişle geldin. Evet. Yani kusura bakma şimdi tabii bunu söylemek zorundayım da. Yani sence ben bunu yiyecek kadar salak mıyım? Hayır, İzmir'den İstanbul'a yatay geçişle gelmiş olman imkansız. Çünkü İzmir'le İstanbul aynı enlemde değil. Bak şimdi şöyle bir haritayı düşün. İzmir nerede? İzmir çok daha kuzeyde. Yani sen İzmir'den yatay geçişle gitsen ya Atina Üniversitesi'ne gidersin, bilemedin Palermo Üniversitesi'ne gidersin. Allah'ım umarım okulunun zeka seviyesini bu kız göstermiyordur. Anlamadım ne dediğini. Haklısın diyorum. İşte torpil morpil bir şey ayarladık. Ha, torpil ayarladın. E tabii olur o zaman. Ben Yonca. Ben de Selin. Ben de Selin mi? Aa, ne güzel ismin var. Tamam peki hangisini kullanıyorsun? Ben deyim Selin'i mi? Eyvah eyvah. Yoncacığım sen Selin de çünkü sadece ailem bana ben de diyor. Memnun oldum Selin. Ben de. Ben de. Hani bir tek ailen ben de diyordu sana? Aynı ailedeniz. Ha, siz hepiniz aynı ailedensiniz. Ya neyse ben gideyim şu kayıt işimi halledeyim. Dur. Ne derler? İzmir'in kızları... Yalnız bir şey söyleyeceğim. O laf yanlış bir laf. Ay saf derler. Şimdi ben sana böyle bir baktım. Şimdi saf bir kıza benziyorsun. Şimdi yanlış anlama söyleyeceğim de ya. Sanki sen öğrenci işlerini bulamayacaksın gibi geldi bana. Gel biz beraber gidelim. Yok hiç zahmet etme ben hallederim. Bana hiç zahmet olmaz. Niye biliyor musun? Çünkü canım çok sıkılıyordu. Şimdi benim bir tane arkadaşım vardı. Okulu terk etti gitti. Ben de burada yalnız kaldım. Hiçbir şey yapamıyorum. Adı da Melisa'ymış. Nadir güzel ya. İnşallah benim de bunun gibi firi 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 yapabileceğim bir sevgilim olur. Bak, Tahsin de buradaymış. Tahsin! Bak, yeni sınıf arkadaşımız. Tanıştırayım. Tahsin, ben de Selin. Ben de Selin, Tahsin. Yalnızca Selin diyelim. Sadece Selin. Selin İzmir'den torpilli, yatay geçişle gelmiş. İzmirli misin? Ana, ben İzmir'i çok severim. Aa, sen de mi İzmirlisin yoksa? Hayır, övmek gibi olmasın ama Kayserliyim ben. Yani Güzide Kayseri'nin numune bir evladıyım. Ama İzmir'e gitmiştim ben, ufaktım da 6 yaşında falan da babam anlatır hep İzmir'i sen çok sevmiştin diye. Hatta orada bir saat kulesi var, onun önünde fotoğrafım var benim. Duruyor mu saat kulesi? Duruyor. Aa, bu yüzyılda İzmir'in saati mi durmuş? Kursa varmış. Hadi oğlum Tahsin, belki de tabularını yıkacağın kız bu. Bir şey söyle. Bir iltifat et. İzmir'in kızları güzel derlerdi. Hakikaten de öyleymiş. Desem mi acaba? Ama yok ya. Ya yanlış anlarsa? Ya niyetim ciddi değil zannederse? Nerede ya? Kayıtlar yenilendi. Yazgan. Bak yeni sınıf arkadaşımız Selin. İzmir'den yatay geçişle gelmiş. Ah sen İzmir'den mi geldin? Ay bayılırım İzmir'e. Hele yatay geçişe bayılırım, taparım. Aa ya İzmirli kızlar çok güzel oluyor derler de sen hani sanki o biraz onu böyle yıkıyor gibisin ha inceden böyle ha? Teşekkür ederim. Ya onu ben diyeceğim. Ne diyeceğim? Ya İzmir'in kızları güzeldir derler. Hakikaten güzelmişsin diyeceğim ya. Hem benim niyetim de ciddi. Nasıl ciddi? Baya ciddi. Çok şirinsin ya. Gerçekten mi? Ya dur be diyor gallasan zaten ortalık karışık ya. Ya bu arada ben İzmir'e bayılıyorum ya. İzmir böyle çok garip bir şehir ya. Böyle beni hep büyülemiştir. Hatta ben ilk konserimi de İzmir'de vermek istiyorum. Konser. Evet konser.
Ha, bu arada Yazgan ben. Bestekar, şair, güfteci. Yani tamam, sanatçıyım yani işte. Ne güzel, bayağı ilginç bir kişiliğe benziyorsun. Aslında şu an seninle tanışmamdan aldığım ilhamla bir beste yardırabilirim şu an sana. Ya ne yapıyorsun ya? İlk günden kaçıracaksın kızı. Selin Hanım. Selin Hanım. Selin mi demeliyim? Yani Selin yeterli. O zaman sen de bana tahsisin de kısaca. He? Sen nerede kalıyorsun? Aslında şu anda hiçbir yerde. Yani yurda yazıldım ama yer açılıncaya kadar herhalde bir süre otelde kalacağım. Otel mi? Ya saçmalamıyor. Otele o kadar para verilir mi? Yapacak başka bir şeyim yok ki. Yani yeni geldim. Şu anda kimseyi de tanımıyorum. Çevremde yok. Ya Selin başlatma şimdi çok çevrem yok lafına ya. Böyle gelir gelmez gergini yaratma ya. Ne çevrem yok? Bak burada üç kişiyle tanıştın. Üç kişilik çevrem var artık. Bırak. Bu arada sana bir teklifim var. Biz üç ev arkadaşı aynı evde kalıyoruz. Biz sizinle beraber mi kalıyoruz ya? Ben sizi hiç görmedim evde. Yani Yonca hariç biz iki kişi artı bir ev arkadaşımız var. Onunla beraber aynı evde kalıyoruz. Ay ben de diyorum niye. Ben de ondan görmedim sizi hiç evde. Hatta benim bir teklifim var sana. Biz seni misafir olarak ağırlayabiliriz. Ya onu da ben diyecektim. Onu da ben diyecektim ya. Çekindim söyleyemedim ya. Tamam Tahsin'cim. İkinize de çok teşekkür ederim. Çok incesiniz ama... İnce mi? Ha sen gözlük falan kullanıyorsun. Bugün takmadın. Ya neresi ince bunun be? Ben sizin düzeninizi bozmak istemem. Ya olur mu? Bilakis bizim için daha iyi olur ya. Sonuçta eve bir kız eli değmesi iyidir. Bizi götürüyor. Ya sen bir ara bana hatırlatsana. Ben bir öküze bir şarkı yazmıştım. Onu sana bir akıtayım. Ya sen ya. Kıza niye hizmetçi muamelesi yapıyorsun öküzü? Ya ne alakası var? Ya ben şey demek istedim aslında. Çocuklar gerçekten tartışmanıza hiç gerek yok. Dediğim gibi ben başımın çaresine bakarım. Bak. Bak şu başın çaresine. Bak ben ne diyeceğim. Ve gel bizde kal. Vallahi bizde kalabilirsin. Yoncacığım çok teşekkür ederim sana da ama... ben en iyisi şu kayıt işlerimi halledeyim. Tamam, o zaman ben burada bekleyeyim. Bir şeye ihtiyacın olursa, tamam. Ben de şurada İzmir için bestelediğim marşı bir prova alayım da. Oh, İzmirliyiz biz adamı. Oh, Yazgan, bak bir daha bana o kızın yanına var ya, öküz dersen... Seni var ya bastırma yapar yerim yemin ederim. Dur oğlum hasta mısın çekil ya. Ne çekeceğim lan? Ben diyeceğimi dedim. Ayağını denk al tamam mı? O kız yengen olur. Lan git! Çekil ne? Benim ne işim olur? O taraklarda bizim yok. Boyamadım ben. Yengen olur diyorsun. Kız dibime düştü dibime. Gözlerimin içine baktı. Ne dibine düştü lan? Ne dibine düştü? Ya dur oğlum şarkı besteliyorum ya. Bir dur. İki dakikada hemen yanlış anladın ya. Çiğdem hocam. Çiğdem hocam. Çiğdem hocam. Çiğdem hocam. Çiğdem hocam. Şu epür düzlemiyle ilgili bir şey soracaktım. Zamanınız var mı? Sizin için hiçbir şekilde zamanım yok Erman Bey. Ayrıca sizin hiçbir düzlemle ilgili soru sorma hakkınız da yok. Ne dedim canım? Epür düzlemi de kötü bir şey mi söyledin? Düzlenmiş. İçinde düz hecesi olan hiçbir kelime de ağzınıza yakışmıyor Erman Bey. Buna düzgün adam, lafı da dahil. Yani çocukların önünde böyle azarlamak oluyor mu şimdi? Çocuklar. Çocuklardan rahatsız oldunuz galiba. Onlar kanlı, canlı çocuklar. Ben yerinizde olsam esas gizli saklı çocuklar konusunda biraz daha çok endişelenirdim Erman Bey. Kanlı, canlı çocuk falan. Ne çocuğu ya? Ben sana çocuğu falan göstereceğim. Çiğdem hocam, bakın yeminle söylediğinizden hiçbir şey anlamıyorum ha. Şimdi burada ifadeni alamıyorum Erman. Ama dışarıda bir yerde seni mutlaka yakalayacağım. O zaman göreceksin Hanya'yı, Konya'yı. Allah Allah, ne oldu ya bunun? Çocuk mocuk garip garip konuştu gitti. Ya bu kız yaşlandıkça beyin iyice gitti galiba ya. Bir uzmana falan mı göstersek? Böyle tanıdık nörolog var mıydı? Bizim şey yok. O... Ha, li 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 li. Senin baban nereli? Elindeki toz peynirli. Halamı vuran İzmirli. Li 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 li. Elindeki toz peynirli. Senin baban nereli? Halamı vuran İzmirli. Ne yapıyorsunuz oğlum? Duruyoruz burada, ne yapalım? Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım oğlum? Sizi arıyorum bir saattir ya. Binanın arkasına bile baktım yani. Ne işiniz var sizin öğrenci işlerinde?
İşte o kayıt yenileme şeysine geldik. Ya oğlum dur boş boş konuşma ya. Onlar teknik konular. Sen asıl şu yeni tanıştığın cıbırdan bahset Kaan'a. Kaan, hislerin bu sefer beni yanıltmıyorsa kesin tabularımı yıktım. Hem de senin hemşerin. Hemşerim? Evet. İzmirli mi lan kız? Evet. Vay vay vay, iyi. Demin tanıştık. Yeni öğrenci. Çok güzel. Bir de bana çok şirinsin dedi. Vay 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 vay. Hadi hayırlısı bakalım kardeşim. Aa bak, insana lafın üstüne gelmiş. Geliyorlar. Geldi. Kaan. Selin. Siz bütün İzmirliler böyle birbirinizi tanıyor musunuz? Diğer ev arkadaşımız Kaan. Sen bu okulda mı okuyorsun? Evet, ben buradayım da sen ne yapıyorsun burada? Artık ben de bu okulda okuyorum. Ne tesadüf değil mi? Değil mi? Gerçekten büyük tesadüf. O zaman biz fotokopi işimizi halledip gelelim. Fotokopi neredeydi önce? Neredeydi? Neredeydi? İkinci kattaydı. O zaman biz niye erşendik Yonca'cığım? Canım benim, şimdi ben sana demin böyle okulu falan tarif ederken hep böyle yukarılardan adres tarif ettim ya. Şimdi bilerek aşağı indirdim seni. Hani yönünü kaybetme, sonradan şaşırmasın diye. Çok iyi yapmışsın gerçekten. O zaman biz bu işimizi halledip geliyoruz o zaman. Ben düşündüm de eğer teklifiniz hala geçerliyse yurtta yer açılıncaya kadar ben sizde kalmayı kabul ediyorum. Oley be! Tabii ki geçerli. Süper. Çektirdin mi? Henüz değil. Hadi gel o zaman. Tahsin, düşündüğüm şeyi yapmadınız değil mi abi? Senin aklına ne geldi ki abi? Abisin Selin'in bizde kalması için eve mi davet ettiniz? Evet. Kız İzmir'den yeni gelmiş, kalacak yeri yok. Ne yapsaydık abi? Sokakta mı kalsaydı kız ha? Ya önce kabul etmedi ama sonra niyetimi ciddi olduğunu anlayınca hemen kabul etti. Bak gördün mü? Ya hadi bu adam Tahsin. Bu adamın aklı başka yerde. Oğlum sana ne oluyor ya? Bana bir danışsanız önce. Ya Kaan amma acımasız bir adamsın ya. Ne kadar acımasızsın ya. Abi kızın İzmirli olduğunu öğrendik. Malum sen de İzmirli bir kardeşimizsin. Kabul ettik. Ne var bunda? Ne abarttı? Kızımı öldüreydik. Kız senin eski arkadaşınmış bir de. Ya oğlum ne alakası var şimdi bunun acımasızlıkla ya? Tamam Selin benim eski arkadaşım ama Selin benim sadece eski arkadaşım değil. Aynı zamanda benim eski kız arkadaşım. Ne? Ah. Şinasi, oğlum kaç defa söyledim lan. Boş masayı temizleyip durma. Şu boşları al, şunu temizle. Allah Allah. Sinan, belgeleri verdin mi belediyeye? Verdim Erman amca. Bugün yarın izin çıkar diyorlar. İyi çıksın izin de. Fazladan masayı ne yapacağız bilemiyorum yani. Şurada iki masa var, onu bile zor topluyor bu angut. Usta, senin bugün canın bir şeye mi sıkkın? Senin gibi bir çırağım olması dışında mı? Yani evet, sonuçta ben senin her gün çırağınım ama bugün canın daha bir sıkkın gibisin. Yok ya, bir şey yok. Babamla matematik sınavı konusunda iddiaya girdik dondurmasına. Yağmur mu daha yüksek not alacak, ben mi diye. Vay be. Sen kimin tarafını tuttun? Oğlum hasta mısın? Tabii ki kendi tarafımı tuttum. Sınav nasıl geçti Erman amca? Ben sınav iyi geçti, iyi geçti de Yağmur full yapmış. Yürü be Yağmur. Efendim? Yani kimin kızı? Yani o full yapmışsa siz de full yapmışsınızdır yani. Kimin kızı onu diyorum ben. Yok ben de bayağı iyi yaptım da böyle bir iki net ameli cevabım var. Ben öyle BA falan alırım yani. Vay be usta. Demek yanlış yapanlara kan veriyorlar ha. Ne kanı oğlum, manyak mısın? Saçma sapan konuşma. Şişirdin beni be. Şişirdin. Aa. AB hep kan grupları ya bunlar usta. AB, BA. Çok konuşma. Git şu pastaneden bir kilo karışık dondurma al. Tamam usta. He. Ama usta vallahi söylemeden edemeyeceğim. Eğer iddiada Yağmur ablanın tarafı tutsaydın kesin kazanırdın ha. Çok konuşma hadi. Hadi bas git. Bas git. Aslında doğru da söylüyor ha. Keşke ben de Yağmur'un tarafını tutsaydım. Ama o zaman Yağmur da kendi tarafını tutacak. Bahis olmaz ki. Lan ben de kafa bırakmadım be. Allah'ın şimşiri. Eviniz çok havadarmış. Gerçekten bayıldım.
Bizim evde böyle işte. Nurta da bakla sofra. Ama çok eğleneceğiz. Ondan hiç şüphem yok zaten. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bu benim için çok büyük bir jestti. Ya bunu hiç dert etme ya. Saçmalama, ne alakası var? Tahsin'cim şimdi şöyle yapalım. Sen odadan eşyaları al. Kaan'ın odasına yerleş. Selin de odasına yerleşsin. Bir dakika ya. Oğlum niye benim odama yerleşiyor? Senin odana gelsin Tahsin. Ha benim odama tabii abi. Benim odama. Ha. Sen bu adam uyurken çıkan seslerden yaptığım albümün ismi ne olsun diye düşünüyorsun abi ha? Falan mı? Ha? Ya hiç öyle bir şeye gerek yok. İnanın ben şuraya kırılır yatarım. Ya olur mu öyle şey? Neticede kızsın. Gece uyurken ***'ın açılır. Ya oda meselesini konuşuruz ya, onu hallederiz ya. Selin'cim müsaaden olursa biz iki dakika bir şey konuşabilir miyiz? Tamam aşkım, siz rahat olun. Aşkım? Aşkım? Aman işte eski günlerden ağzıma kalmış. O zaman siz konuşun rahat rahat. Gelsenize siz benimle. Gel gel, gel gel. Neredesin aşkım? Ben baştan söyleyeyim abi, tek kalırım ben. Bizden saçma sapan konuşma. En kötü ihtimalle yazı tura atarız abi. Ki her şey gelişik abi. Kızı ikiniz çağırdınız, beni hiç bulaştırmayın bu işe. Tamam abi, yazı tura atalım hadi. Çıkar 1 lira. Hadi atalım yazı tura hadi. Ya şu an bak çok daha önemli bir konu daha var. Yağmur'un kesinlikle bu durumdan haberdar olmaması gerekiyor. Ne oldu abi? Hani mazi olmuştu kız sende? Ha? Mazi falan olmadı değil mi? Unutamadın sen kızı. Oğlum senin tabii ki mazide kaldı. Saçma sapan konuşma. Ama Yağmur buna hayatta inanmaz. Yani eğer benim eski kız arkadaşımla aynı evde kaldığımı duyarsa lan beni topa tutar ya. Bana ne abi, bana ne, bana ne? Yani bu durumda ben bu yeni yazdığım şarkıyı söylemeden imha etmek durumundayım. Hangi şarkı yine ya? Ya ben iki arada bir derede böyle bir şarkı çiziktirmiştim de. Ya şey işte böyle. Hoş geldin ev arkadaşım. Günlerinden doğdu aşkım. Sus sus, tamam sus. Unut bu şarkıyı. Yok böyle bir şarkı. Ya bu beğenmezsen rock olur abi bu yani. Bu parça ya pop olur ya rock olur. Bu şarkıyı unut. Yok abi böyle bir şarkı. Unut. Yok. Zaten çok daha ciddi bir sorunumuz var abi şu anda. Silahtar. Ha. Şimdi silahtar eğer bu evde bir cıbırın olduğunu duyarsa... Ölürüz. Ölürüz tabii abi. Bu da size ders olsun. Bir daha eve ev arkadaşı almadan önce bana danışmayı öğrenin o zaman. Ne yapsaydım abi? Ha? Ne yapsaydım? Kız bana şinesin deyince ben de dayanamadım, acıdım, getirdim eve. Lan kedi yavrusu oldu. Ben nereden bileyim? Bağırtma beni. Nereden bileyim senin sevgilin olduğunu, eski sevgilin olduğunu ha? Nereden bileyim? Ne yapsaydım? Ya bir tarafta senden hoşlaşan çok güzel bir ev arkadaşı. Bir tarafta yıkılacak tapular. Diğer tarafta can arkadaşım. Ya bu ne yaman çelişki ya? Tahsin. Bak, eğer sakinleşmene yardımcı olacaksa açık açık söyleyeyim kardeşim. Senin suratına bakmaz, tamam mı? Sen beni kıskanıyorsun. Sen beni düpedüz kıskanıyorsun, kıskanmıyor musun? Yani... şey yani, yok yani. Şey, ya bayağı kıskanıyorum. Bayağısı ne? Çok bayağı kıskanıyorsun sen beni. Of Tahsin, tamam. Ne istiyorsan yap abi, ne istiyorsun yap. Yeter ki Yağmur mevzuya uyanmasın yani. Çalıyor. Bana ne? Ben bakmam. Hep ben bakarım kapıya. Yeter ya. İyi tamam, Selin bakar. Selin bakmasın oğlum. Lan ya silahlar geldiyse oğlum, Selin bakmasın. Ne yapacağız? Bir koş Selin! Selin? Kimdi o? Tanımıyorum. Kafasına duvaklı garip bir kız geldi. Sen kimsin dedi. Ben artık bu evde yaşıyorum deyince de ağlayarak koşa koşa yukarı çıktı. Eyvah eyvah. Niye? Kim ki o? Ya kim olacak Selin? O bizim ev sahibi Silahtar'ın kızı, Nizamiye. Ya e'si mi var işte? Silahtar'ın bu evde bir kızın kaldığını bilmemesi gerekiyordu. Niye? Bilirse ne olur ki? Ölürüz! Erman amca. Canın başka bir şey sıkkın değil değil mi? Eminsin yani. Sadece iddia meselesi. Yok ya, iddiaya canım niye sıkkın olsun işte. Alt tarafı dondurma, ne olacak? Bizden verseydik Erman amca. Oğlum şimdi hazır dondurma götürürsem iyice delirir. Ben babamı biliyorum. Pastane ise pastane, problem değil. Ayrıca Yağmur'un AA alması falan, bunlar da güzel. Yani babamdan bir ton laf işiteceğim, ben ona yanıyorum. Bir de BA alırsam, yandık. Çiğdem'den mesaj. Hayırdır inşallah.
Bir saat içinde buluşalım. Yeri sen belirle. Allah Allah. Ne demek istiyor ya? Buluşalım, yeri sen belirle. Ama nötr bir kız ya bu. Mesajı bile nötr. İyi mi kötü mü belli olmuyor. İnsanı geriyor yani. Gündüz de bir şeyler söyledi. Hiçbir şey anlamadım zaten. Kim Erman amca? Ben tanıyor muyum? Yok yok, sen tanımazsın. Seninle ilgisi yok. Şu herif gelsin. Artık benim gitmem lazım. Hadi. Getirdik dondurmaları usta. Getirdin mi? Nasıl getirdin oğlum dondurmayı? Tek başıma getiremezdim. Ben de mahallenin çocuklarından yardım aldım. Oğlum yalamasanıza lan dondurmayı. Ustanın dondurması var. Ha, oğlum sen tins ayrısı mısın? Ha, o kadar dondurmayı külah külah getirdiğini söylemeyeceksin bana değil mi? Sen paket mi istiyordun? Ben vallahi sen yiyeceksin zannettim. Keşke söyleseydin ustaya. Lan anten, ben sana git bir kilo dondurma al gel demedim mi? Biz de bir kilo aldık usta. Şinasi, seni var ya Roma'ya kadar döverim ha. Elimden Sezar mezar da alamaz. Tamam, o çocuklara isim tek tek ama kalanını da başka çocuklara versinler. Senin yüzünden bir de anjin olmasın çocuklar. Teşekkür ederiz. Hadi afiyet olsun, gidin yiyin. Hadi. Yani desene abi. Ha, doğru söylüyorsun. Bir kilo da ben yiyeyim. Ben dondurma tabii sonuçta. Al bir tane şöyle beynim biraz. Olsun al. Donsun da beynine iyi gelir. Bendeki de ümit işte. Ha çık git hadi. Çık git. Sağ ol usta. Sinan al şunu sen de, beni de berbat etti. Bana bak, bu herif beni katil edecek ha. Hayır, hapse girmek sorun değil. Birazdan buluşacağım arkadaşı hapse girdim o yüzden gelemedim dersem beni hayatta affetmez ha. Sırıtma sen de öyle pis pis. Tamam Erman amca. Elimi yüzümü yıkayayım bir şey. Otur. Otur. Tamam hadi kalk. Kalk kalk. Gel. Pist. Gel. Gel. Dön. Şuna vaziyeti al. Bak terbiyesiz nereye. Gel. Ya ama sen hiçbir şey öyle oturup kalınır mı ya? Pist. Gel. Ya sen de bisikletsiz çıktın ya, ha? Ben kalk diyorum, sen hep yatıyorsun. E kalkacaksın arada. Olur mu öyle? Şuna vaziyeti al diyorum, bak bak nasıl bakıyor. Bak nasıl bak, hareketlere bak. Oğlum onları yerde yapacaktı, ben öğrettim sana bunları. Harbi cin çıktın sen de, vallahi. Ben sana o zaman marş öğreteyim birkaç tane. Bir kar yağar ince ince, bir operasyon var bu gece. Sence bu silahlar nedir? Dağlar, 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 karşıki dağlar, klimalı dağlar, sunrooflu dağlar, dağlar. Bunda bir de, bak bak devamı da var ha, bak bunu da biliyor musun? Bak bak, bak. Dağ gibi, taş gibi, dağ gibi dimdik, geldik. Dağ gibi, taş gibi, dağ gibi, taş gibi dimdik, geldik. Dağlara, 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 dağlara gezdik, gittik. Öğreteceğim sana, hepsini öğreteceğim. Baba! Hepsini öğreteceğim sana. Babacığım neredesin? Baba, baba. Babacığım, babacığım. Ne var kızım ya? Babacığım ben Kaanlara gitmiştim sonra. Ne? Kaanlara mı gitmişsin? Ne işin var Kaanlara? Şey babacığım, yolumun üstüydü. Ben de geçerken uğrayayım dedim. Ya. Nasıl bir yolmuş ki o yolun üstü? Nereye gidiyordun sen de zaten? Ya of babacığım, asıl konu bu değil ya. Asker adam konuya yoğunlaşır. Kaanların evinde bir kız var. Gerçek kız. Bayağı bayağı kız işte baba ya. Hem de bayağı güzel bir kız. Hatta diğerlerinden daha güzel bir kız baba. Kızım doğru mu söylüyorsun? Ya niye yalan söyleyeyim baba ya? Operasyon vakti. Uyarman gerek artık onları. Bunca zamandır durduğum hata artık gerçek yüzümü göstereyim değil mi? Evet babacığım, uyar onları. Kız ne ya? Kızım sen. Ben tutayım değil mi yine? Ay. Ha bir de bu hani cins mi istediler ya, harbi cins. Bu dediğimi yapmıyor ki, benim kalkıyor oturuyor bir şeyler yapmıyor. Sen ilgilen onlar tamam mı? Tamam. Ben de şunlarla bir gideyim mi? Ben beni eğittiğin gibi eğiteceğim babacığım. Sen git bak onlara, hadi koş. Sen yukarı babacığım. Thank you.
bu akşam. Ben de çok mutluyum. Özellikle de babamla girdiğim iddiayı kazanacağım için çok mutluyum. Ya ben bütün soruları yaptım. Kesin onu geçerim. Biz babamla bir iddiaya girmiştik de bakalım hangimiz daha yüksek not olacak diye. Hangimiz derken? Siz babanla aynı sınava mı giriyorsunuz? Ben nasıl anlayamadım. Sen de böyle ne alem kız çıktı be Asiye. Ay sen ne alem kızsın Asiye be! Hakikaten Yağmur ya, sen ne demek istediğini bir açıklar mısın? E şimdi şöyle bir olay var kızlar. Benim babam matematiğe çok meraklıdır. Yani matematikle yatar, matematikle kalkar o derece. Tutturdu bana at dedi soruları. Ondan sonra ben de dayanamadım, mail attım. Çözmüş çözmesine, çözmüş. Ama şey yapamamış, hepsini çözememiş. Yani hepsini çözemeyince de doğal olarak hani otomatik olarak zaten kafadan iddiayı ben kazanmış oluyorum. Yani ondan öyle oluyor. Da yani şimdi biz bunu mu tartışacağız? Yani biz kutlamamıza bakalım. 40 yılın başında böyle sınavımız güzel geçmiş, full çekmişim. Ondan sonra ha bir de şöyle bir şey var. Kesin AA alacağım. Buraya yazıyorum, kesin AA alacağım ben. Ben AA almam. Alırsam AB alırım. AB vatandaşıyım ben. AB izleyicisiyim. Kalitem notuma yansımış. Ay inşallah ben de AA alırım ya. Vallahi böyle. Gerçi bir soruda ben biraz tereddüt ediyorum ama olsun ya. Benimki de çok güzel geçti. Yani çok mutluyum. Bu arada kızlar hakikaten böyle çok güzel olmuş. Ama hani şimdi şöyle bir olay var. Sevgili yüreği. Yani insanın içi zaten el vermiyor da. Biz acaba şey mi yapsak? Kanlara da mı götürsek? Ay yok canım, olmaz öyle şey ya. Şakadanak erkekler evine girilir mi ya? Sonuçta bekar adam yani. Eve belki kız atmıştır. Yakalarız falan, böyle aldatıyordur seni, olmaz. İçiş! Oha ne dedim? Ay Buse ne diyorsun sen ya? Allah Allah, saçma sapan. Eve kız attıysa zaten bitsin ilişkileri yani. Hayret bir şeysin ha. Ya. Benim sevgilim bir kere öyle şeyler yapacaksa günlerden değil. Yok. Yapmaz. Yapmaz. Şey yapalım biz. Hemen ben bir tabak hazırlayayım şöyle güzel. Gideriz muhabbet ederiz ha. Hem şey olur belki, Yazgan bize bir şarkı çalar, ha? Yazgan ne çaldı çok belli. Yazgan senin kalbini çalmış, ben anladım. Yok öyle bir şey ya. Ben tabak hazırlayıp geliyorum hemen. Koş kız! Heyecanlı kız! Ben sana bir şey diyeyim mi? Kesin Yazgan'dan başlanıyor. Gerçekten. Kusura bakma, biraz geciktim Şidemciğim ya. Bizim Şinasi var dükkan, onun bizim eve de... Otur. Tamam. Yani burası yakın diye burayı ayarladım. Nasıl, beğendin mi? Mesajı aldım, hemen çıktım geldim. Neyse ki mantıklı bir duruş sergileyebilmişsin bu konuda. Yani ekebilirdin de beni. Şidem, ne oluyor sana Allah aşkına ya? Böyle tuhaf tuhaf tavırlar, bugün de okulda garip garip azarlıyorsun falan. Ya ne yaptım sana? Ne mi yaptın? Ne mi yaptın? Ya tamam. Biliyorum yine o bilmem kaç yıllık mevzuyu kafama kakacaksın ama ben o konu hakkında senden daha ne kadar azar işiteceğim, ne kadar... Konu o değil. Konu o değil mi? Ne peki? Başka bir konu var. Başka bir üç kağıdın çıktı ortaya. Çiğdem, vallahi ayıp ediyorsun ha. Böyle üç kağıt falan, ben üç kağıtçı falan değilim. Yani lütfen yani, ben düzgün bir adamım. Düzgün bir adammış. Bir dakika, vallahi bak kalbimi kırıyorsun. Ben yani herkes hata yapabilir, bir takım hatalar yapmış olabilirim. Ama öyle kimseye sahtekarlık, üç kağıt, dolandırıcılık falan öyle şeyler yapmam. Ben Nazım'la karıştırma beni. Ya tamam, bana kızgınsın. Anlıyorum, biliyorum. Tekrar söylüyorum, biliyorum. Bana kızgınsın. Ama ben öyle kimseye üç kağıtçılık falan yapmam. Benim de bir gururum var ya. Gururum var demek. Tamam, yeter ya, yeter. Tamam, vallahi yeter ya. Ben bunca sene rüyalarımda senin peşinden koşmuşum. Nefessiz kalmışım. Uyanınca Cidem yanımda yok diye çocuk gibi zırıl zırıl ağlamışım. Bir sürü vicdan azabı çekmişim. Ama sahiden söylüyorum, yeter. Cidem sen bir kere terk edildin. Anladın mı? Sen bir kere terk edildin. Okul başladığından beri sen beni her gün terk ediyorsun. Her gün. Yapmam, bu kadar da yeter. Benim omurgam düzdür. Öyle kimseye yanlış falan yapmam. Madem bu kadar düzgün bir adamsın. Evet. Madem beni hala bu kadar çok seviyorsun. Evet. Neden bana yalan söyledin? Neden bir çocuğun olduğunu bana söylemedin?
süslenip tüslenip gelmiş ya. Rambo gibi kapıda bekliyor. Abi bittik. Ya yani işin kötü tarafı sizin yüzünüzden ben de bittim yani. Ya niye bu kadar panik yapıyorsun? Bu zamanda hangi ev sahibi karışır kız mı erkek mi kaldığına? Ya Selim bak bu senin bildiğin ev sahiplerinden değil. Bu karışır, onlar bir karışır, bu bin karışır. Manyak bu ya. Karışmaz, öldürür ya. Ölmekten de beter eder. Süründürür adamı, süründürür. Alçak süründürür. Çocuklar, biraz fazla abartmıyor musunuz? Yok. Ya bak, ben diyorum ki silahlar içeri girmeden biz bir şekilde Selin'i dışarı çıkaralım. Ondan sonra ortalık sakinleyince geri çağırırız ha? Ha nasıl yapacağız bunu ya? Oğlum silahlar bu ya. Adam her türlü taarruza hakim. Kesin dış kapıyı da tutmuştur. Evet kesin tutmuştur. Vallahi kusura bakmayın ama çok korkaksınız. Gelsin o silahlar mıdır nedir? Ben onunla güzelce konuşurum. Anlatırım derdimi. Hiçbir şeycik de olmaz. Ya kesin var ya tabularımı yıkamadan öleceğim. Silahlar komutandan habersiz eve insan alırsak. O aldığınızda kız olursak ne olur? Ne olur lan? Ne olur lan? Ne yapıyorsun oğlum sen? Ben soru soruyu cevap veriyorum. Cevap vermeyince daha çok kızıyor. Oğlum sessiz ol. Çalar çalar gider. Yavaş. Ay manyak mı bu adam ya? Ya manyak işte onu anlatıyoruz sana bir saattir zaten. İşte bu be. Yuttu abi numarayı. Oley be. Bu gece de ölmedik. Bakarsın bu gece benim şanslı gecemdir. Tabularımı yıkabilirim. Tahsin sürekli hangi tabulardan bahsediyor? Ya sen onu boş ver şimdi de. Yalnız bak. Eğer bir daha kapı falan çalarsa sen açma kapıyı tamam mı? Sen bırak içeriye falan bir yere saklan biz açarız. Tamam. Sen şimdi niye kıza yükleniyorsun ki? Silahlar da gitti zaten. Oğlum o da fevri davranıyor yani. Hayırdır gençler, ha? Komutan geldi değil mi? Ne demiş Ozan? Güzel türküsünde. Kapıdan, bacadan çık da gel. Nişanlına da küs de gel. Yani shut up your door. Ha? Aha da window. May. Öyle. Güzel oldu. Seni kimse kızma. Konuşsana. Susmasana Erman. Yoksa yine buradan kaçıp gidecek misin? Şiddet ben... Çok merak ediyorum nasıl anlatacaksın. Ben bu çocuk konusu... İnkar etmiyorsun demek. Sen nasıl bir adamsın ya Erman? Sen nasıl bir adamsın ya? Ya anlat dedin, anlatmaya çalışıyorum. Bir sus da beni dinle. Bir saniye. Şimdi... Hani af çıktı, ben okula döndüm. O sırada da üniversite sınavları vardı, hani yeni öğrenciler geliyor. Yani şimdi nasıl anlatayım, nasıl açıklayayım bunu? Anlatamazsın tabii, anlatamazsın. Böyle kalırsın böyle. Konuşamazsın. Ne oldu mertliğin, dürüstlüğün? Omurgası düz adam. Bak konuşamıyorsun. Hayatında bir kez olsun, doğruyu söyle bari. Bir kez olsun. Şu masum oğlan çocuğu hatırına. Doğruyu söyle bari hayatında. Şimdi o çocuk... Oğlan çocuğu mu? Evet. Oğlunu mu inkar edeceksin? Bunu da mı inkar edeceksin? Bu kadar yalan dolanla böyle mert bir erkek evlat nasıl yetiştireceksin sen utanmadan? Aa, evet işte... erkek evladı ha? Evet. Şimdi dinle bakalım Çiğdem Hanım. Dinliyorum Erman Bey. Bir kez olsun kıvırmadan gerçeği söyle bana. Ya bir sus, bir sus ve hayatında ilk defa belki de lütfen beni dinle Çiğdemciğim. Olur mu? Dinliyoruz, tamam. Şimdi Dekan Hanım, hepimiz insanız değil mi? Hatalar yapabiliriz. Bu normal.
Ama şurası kalp temiz olduktan sonra orada sorun yoksa bütün hatalar affedilebilir, öyle değil mi? Ne affetmesi ya? Neden bahsediyorsun sen ya? Sayın dekanım, suçlamayı yapan ispatla mükelleftir. Öyle pencere kenarından mahallede olan biteni kesip sonra bir sürü dedikodu yapan mahalle kadınlarından bir farkı olmalı dekanın. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? Şunu diyorum. Bana iftira atacaksan bileyim de hani gönlümdeki yerini şöyle bir gözden geçireyim. Acaba karşımda hiç tanımadığım, ilk defa karşılaştığım dedikodularla iş yapan bir Çiğdem mi var? Yoksa benim o hatırladığım sıcak, pırıl pırıl, mert, hatta benden daha da mert, gencecik kadın mı var? Erman, bana bak. Erman, Merman yok. Erman, Merman yok. Benim oğlum yok. Anladın mı Çiğdem? Benim oğlum falan yok. Böyle saçma sapan dedikodularla uğraşacak zamanım, enerjim de yok. Benim bitirmek zorunda olduğum bir okulum, yıllar önce kalbini kırdığım ve mutlaka kendimi affettirmek zorunda olduğum çok özel bir kadın var. Var oğlu, var. Böyle saçma sapan dedikodularla uğraşacak halim yok benim. Şişt, neymiş? Oğlum mu varmış? Ben neymiş? Hadi bana al asmalık. Çiğdem hocam. Belli ki bir oğlu yok. Bir de Aylin bana niye yalan söylesin ki? Fitneci yılan. Ay çok mutluyuz şöyle. Ben çok mutluyum şu an. Lafı gelme lan! Kızlar, siz duymuyor musunuz sesleri? İyi, bilmiyorum. Yani sen tabak yapacaktın. Yaptım. Erkek adam onlar, yerler. Biz de böyle. Çatışmada kemerleyecek vaktin yok. Ya, duymuyor musunuz sesi ya? Hayır. Ya, duymuyoruz. Ya susun, konuşmayın. Çıtlamayın işte, dinleyin. Ne susacağım ya? Susma, sustukça sıra sana gelecek. Aca! Silahtar mı o? Lan! Aa, silahtar ha. Hadi bakalım. Kesin bir şey oldu. Yine bir şey oldu. Daniye, senin bu baban yine niye gürlüyor? Ay, o gürlemesinde ben mi gürleyeyim ya? O gürlemesinde ben mi gürleyeyim? En başında bu adam bunlara söyledi. Dedi ki, bu evi üçünüze kiralıyorum dedi. Eğer bu eve dördüncü bir kişi gelirse, hele de bu eve gelecek dördüncü kişi bir kızsa dedi, o zaman ölürsünüz dedi. Ne dördüncüsü ya? Ay, okey'e dördüncü değil herhalde canım. Ya bu Yazgan'la Tahsin herhalde Kaan'cığımın da aklına girmişler. Az önce kapıyı çaldım, kapıyı bir kız açtı. Ya sen kimsin ya dedim. Ne dese beğenirsiniz? Ben Kaan'ların arkadaşıyım. Artık ben de bu evde kalıyorum dedi. Yok artık. Yok canım, olmaz öyle şey, yapmazlar. Ya yaparlarsın. Ne yapacaklar ya? Onlar bizim bildiğimiz erkeklerden değil. Yani öyle bir şey olsaydı ya Kaan bana söylerdi. Öyle mi canım? Herhalde ben bunları böylece duvamdan uydurmuyorum herhalde, değil mi? Kızı canlı kanlı gözlerimle gördüm diyorum ya. Daha burada bitmedi, araştıracağım ben bu işi size tek tek. Tamam. Yağmur. Kaan, kim bu kız?